Anların en leziz, en temiz yarışması Kadir İzli ile Enem Arat benimden yepyeni bir haftadan hepinize merhabalar efendim. Bu haftada yine güzel yarışmacılarımızla, hamarat yarışmacılarımızla kaldığımız yerden yarışmamıza devam ediyoruz. Hepsi birbirinden heyecanlılar. Haftanın ilk gününde Zeynep Hanım yarışacak. Bakalım bu hafta neler yaşanacak, nasıl menüler ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Tabii ki de zorlu etaplarımız bu hafta yine yarışmacılarımızı bekliyor. Siz kısaca bu haftaki yarışmacılarımızı bir tanıyın. Ben hemen kapıyı çalıyorum. Zeynep Hanım açsın kapıyı ve Enem Arat benimde ilk bölüm başlasın. Buyurun. Merhaba, ben Zeynep Arice Ünal, 29 yaşındayım. 4 yıllık evliyim, bir kız çocuğum var. Aslen İlazığlıyım, doğma büyüme İstanbulluyum, ev hanımıyım. Merhaba, ben Arife Demirtaş. 42 yaşındayım, 28 senelik evliyim, Nideliyim, 3 çocuğum var, ev hanımıyım. Merhaba, Yeşim Altıntaş ben. 58 yaşındayım, Selanik göçmeniyim, bir oğlum var, emekliyim. Merhabalar, ben Candan Özdoğan Kulaç. 48 yaşındayım, evliyim, 2 çocuk annesiyim, Bayburtluyum, ev hanımıyım. Merhabalar, adım Selvan Turna. Tokat Sileliyim, 52 yaşındayım, 17 senelik evliyim, 16 yaşında bir kızım var, ev hanımıyım. Hoş günaydınlar, geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. Zeynep Hanım, ne güzel enerjiniz ya, var. Ya çok dolu teşekkür dolu ederim. Dolu açtın kapıyı, boynuna da takmış altın kolyeyi. Ya öyle. Misafirler içeride değil mi? İçeride buyurun. Hadi gel bakalım. Oh, hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Merhabalar, nasılsınız? Candan Hanımcığım hoş geldiniz. Arif Hanımcığım merhabalar. Yeşim Hanım hoş geldiniz. Selvan Hanımcığım merhabalar efendim. Evet, Enem Arat benimim. Bu haftaki güzel mi güzel, neşeli mi neşeli, enerjik yarışmacıları. Nasılsın Yeşim ablacığım? Çok iyiyim. Nerelisiniz? İstanbulluyum. Selanik göçmeniyim. Oo, Selanik göçmeni. Evet. Şöyle bir göçmen böreği gelir mi acaba? Bilmiyorum, ara sıcaklığı. Dur bakalım. Selvan Hanım siz nasılsınız? Teşekkür ederim Kadir Bey. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nerelisiniz? Ben aslen Karadenizliyim. Tokat ile doğumluyum. Tokat ile kütüğümüz. Oraya taşınmış, göç etmişler. Ama aslen İstanbul'da doğma büyümeyim. Ama aslen İstanbul'da doğmuş. Hoş geldiniz. Hoş tekrardan olduk efendim. Arife Hanım siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla. Her hafta böyle pazar heyecanlanıyoruz. Yeni yeni insanlar tanıyoruz. Çünkü hepinizi çözmek, cumaya kadar yemeklerinizi tatmak, yorumlarınızı İnşallah dinlemek keyifli oluyor efendim. Evet. Nerelisiniz Arif Hanımcığım? Nideliyim. İstanbul'da yaşıyoruz. Hemşeri sayılırız sonuçta. Evet. Konya, Nide çok aynen uzak öyle değil. Aynı toprakların insanları. Hadi bakalım o zaman şöyle güzel bir sofra bekliyoruz sizden. İnşallah bakalım. Enem Arat benimden haftanın ilk mutfağından herkese merhabalar efendim. Enerjik bir şekilde mutfağımıza girdik. Dolu dolu bir menüyle bugün karşınızdayız. Bugün elimden çok lezzetli yemekler çıkacak inanıyorum. Hadi yine iyisin ama benim önce bir elimi yıkamam lazım. Ondan sonra sana yardım edeceğim. Korkma, elimin lezzeti kaçmaz. Sıvı sabun dediğin sadece eli temizlemeyecek, bakterileri öldürecek, eli kurutmayacak, tabii doğal olacak. Yani tıpkı bu sıvı sabun gibi olacak. Kadir Bey, ben de bir ellerimi yıkayayım yemeğe girmeden. Hadi geç, sen de ellerini yıka, ellerin dert görmesin. Ondan sonra da doğruca yemeklerimize başlayalım. Evet. Evet, ellerimizi temizlediğimize göre artık yemeğimize başlayabiliriz. Menümüz neydi? Hemen menümüzü sayalım. Harput köftesi çorbası, ara sıcak olarak balak gazi böreği. Öyle ya. Balak gazi mi, balak gazi mi? Balak gazi. Niye baktı öyle bilmiyorum. Niye kızı şaşırtıyorsun? Zaten heyecanlı. Sen onun kaşına gözüne odaklanma. Balak gazi böreği. Yanına eşlik edecek olan böreğin koslov salatası. Yanına eşlik edecek olan böreğin koslov salatası. Evet. Böreğin yanına eşlik edecek olan salata koslov salatası. Evet, olmayacak. Ha, olmasın tamam, şimdi mı? Doğru oldu. Okey. Ana yemek olarak ise zade kebabı ve pirinç pilavı. Tatlım olarak... Emin misin? Ya, evet, eminim de bana şey yapıyor böyle. Sen provokasyona gelme, oku. Okumuyorum ki, burada yazmıyor zaten. Kız şurada yazmıyor. Baklavalı cheesecake. Tamam işte, tatlımı söylüyorum tamam ben. Tatlı olarak da baklavalı cheesecake. Şimdi herkesin merak ettiği şey, bu baklava el açması baklava olacak, üstüne cheesecake mi yapacağız? Yoksa normal hazır baklava alacağız, cheesecake'in altına mı sokacağız? Hazır baklava yufkası alıyoruz. Ha. Normal cheesecake dolgusunu yapıyoruz. Arasına ise, dolgunun altına ise fıstık dolgusu yapıyoruz. Bayağı meşakkatli bir şey. Evet. Peki baklavayı ayrı pişirip cheesecake'in üstüne döküp tekrar pişiriyoruz? Evet, 10 dakika önce baklavayı bir kızartıyoruz. Ondan sonra çıkartıyoruz. Ara dolgusunu döküp... Ama sen dedin ki önemli olan burada cheesecake'i tutturmak. Hadi evet, bakalım tabii. İnşallah tutar. Yani. 3, 2, 1... Başla, yoksa heyecanlı yenemeyecek o. Ne yapıyoruz şimdi? Malzemeleri getir. Şimdi önce patlıcanları soyalım. Hemen getir, başlayalım. Leğenimizi çıkaralım. Bakalım. Bunlar zade kebabı sonra için. Sonra şerbetini hazırlayalım. Ben şu baklavalı çizgiyim. Patlıcanları nasıl doğrayacaksın? Şöyle dörde mi böleceğiz? İki. Yok yok, hayır, bu yeter. Ha, böyle bütün mü atacağız? Şu şekilde zade kebabı için. Şöyle ince fırınlayacağız biz onu. Suda bekletelim, acısını çıksın.
Arkadaşlar son 5 dakika. Tamam hazır her şey. Bunu yıkayana kadar başka bir şey de yaparım. Hadi. Bir dakika lütfen. Allah aşkına çabuk olun Zeynep Hanım. Allah aşkına lütfen. Anan öle Cemil, baban öle Cemil. Yetim kalırsın Cemil. Benim olasın Cemil, Cemil. Kayalıkta bir kuş var Cemil. Cemil, kayalıkta bir kuş var. Yanlış koydunuz. Nasıl koyacağım? Tamam bu tarafa mı? Böyle mi? Evet öyle. Heh, tamam. Tuz 2 yemek kaşığı. Hardal demiş. Vay vay vay. Dersin her gün bir hardal yiyorsun. Baba evinde görmüştü hardalı. Son 2 dakika. Esmer şeker diyor burada. Masa yetişmeyecek Kadir. Hayır öyle bir şey yok. Dur. Karabiber koydum, tereyağını... Beyaz biber diyordu. Karabiber. Beyazı nereden bulayım ben be? Bak orada esmer şeker. Şey tereyağı eritti. Tereyağında mı eriteceğim esmer şekeri? Ya bir dur, evet. Nerede bunu? Nereye koyacağız? Şuraya koyalım. Peki beyaz biberi koslova koydunuz mu? Beyaz biber nerede ki koslova koyalım? Koydum. Sen merak etme onu hani koydum. Hani beyaz niye göstermediniz bana da ben de göreydim neydi o? Allah sizi ya. Ben sana göstereceğim Kadir. Tereyağını eritip mi koyacağız bu sosun içine? Evet. Beklesen ben koyayım. Son 1,5 dakika. Tamam hazır her sen şey. Sen pilava tavuk suyu koydun değil mi? Ay elimi yaktım Kadir. Koydun mu tavuk suyu? Evet. Ha? Şu tamam mı? Bak o da sana tamam. Sana sormak lazım. Tamam o da hazır. Çık. Sen onu şey peynir nerede? Keçi peyniri. Maşallah Zeynep Hanım'ın salatası bile orijinal. Ay ver yavaş çabuk. Yavaş bismillah. Bak orada salça var. Salçaya gelmesin peynirler. Kuzu gibi mi atacağım koca? Bir şey olmaz. Göktaşı düştü dinozorların üstüne. Kadir ya tereyağı erittin kız, mi? Kız insan yiyecek bunu, insan. Tereyağı eritti ya, erittin mi? Hayır, sen dedin ya ben yapacağım diye. Tamam, 2 dakika eritiver. Bence hiç kesmekle uğraşmayın. Olduğu gibi kalıp olarak koyun peyniri salataya. Tamam, ben küçülteceğim şimdi. Direkt sakin keçi mi koyaydın? Kalk tereyağını erit, kalk hadi. Artık çok geç Kadir, 1 dakika kaldı. Ay kayıyorum, siz de bir dakika deyip durmayın, 1 dakika. Kendi de bir dakika diyor. Bir saniye. Esmer şeker nerede? Esmer şeker bak şu. Sen önce cevizleri at bunun içine. Son 40 saniye. Hayır, durun bir daha. Bak siz geliyorlar bana. Sana geliyor da bizimki gidiyor mu? Tamam bunun sen bunu al, elim yanacak. O tavanın kulbu yanıyor. Hazır bu kız bitti mi? Salata hazır. O getirirken de yaparım. Son 10. Tamam 1 dakika. Şeker ne kadar? Koy şeker koy. Yeter mi? Dur ne olursun. 5. Allah'ın adını verdik. Allah'ın adını verdik. Sen yapma kavlen. Allah. Bir dur şu karamelize olsun. Olamaz çünkü süre bitti. Süre bitmedi hadi. Kapattım ocakları. Sosunu hazırladın mı? Hazır. Tamam bir şey olmaz, önemli değil. Sonunda da dökebilirsin bu arada. Şimdi dökmene gerek yok. Acele etme. Sosun hazır. Bu da böyle kaldı. Artık ne kadar karamelize olursa. Isıl işlemler sonlansın efendim. Bitti zaten, hazırız. Fırını da kapatın lütfen. Fırını kapattı. Narı sonra koyabilir miyim üstüne? Kapatın fırını. Koyabilirim ama değil mi? Koyabilirsiniz. O hazır zaten. Tamam bitti. Zorlu bir mutfak etabı oldu. Yani bayağı hararetliydik, yetişmeyecek zannettik ama. İnşallah yetişen şeyler de eksiksiz olmuştur. İnşallah. Hadi bakalım o zaman. Biz bir an önce gidip üstümüzü değiştirelim. Ben şu önlükleri makineye atayım. Kendinden geçti kız zaten. Hadi bakalım. Yalnız bugün değişik tatlar tadacağız. Hem yöresel, hem bak şey hardallar var, koslovlar var. Bravo size Zeynep Hanım. Oy. Eline koluna sağlık. Sağ ol. Hadi kalk gidelim bakalım. Şunu bir alalım, yağdan yağ çekmesin. İstediğiniz gibi kızarmış mı bari? Evet. Şansa baksana. Şunu hemen fırına atacağım ben ki soğumasın. Akıllıca bir mantık değil mi? Akıllıca bir mantık tabii. Ay aynı benim cümlelerim. Hadi at. Kız kağıt havlu yanmasın fırında. Kapattım al. Kapat. Emin misin? Evet al. Heh, bu da burada kalsın. Tamam. Sıcacık veririz. Gidiyoruz ya. Gidiyoruz. Vallahi yaptık çak. Önlük yer banyoya biz üstümüzü değiştirmeye. Hadi biz gidelim artık. Tatlı kız. Zade kebabı, pirinç pilavı ve roka salatası. Evet. Afiyet olsun herkese buyurun. Arife abla nasıl buldun ana yemekleri? Pek bir memnun değil gibi başladın ama. Eti pişmemiş. Evet. Et pişmemiş. Çinledim. En son yutamadım. İçecekle. İçecekle yuttum. Bu. Evet. Ben bu eti biraz daha fazla pişirseydim böyle dağılırdı. Vallahi sana göre öyle hayatım, bilmiyorum yani. Çinledim. Yani şöyle de yutamadım. En sonunda artık pilavında dedim ki bak lapa değil ama çok da aman çok da güzel bir pilav değil. İnşallah böyle bu, pilav yapıyorsun. Pilavının da yorumunu aynen bu şekilde söylüyorum. Çok bile yani tadı var. Çok aman muhteşem, harika bir pilav demedim.
diyemem. Afiyet, çünkü pilavın idare eder bak, idare eder. Etinde bak çiğ demiyorum. Çiğ bak üstüne basa basa söylüyorum. Et çiğ değil. Tamam ben de sert. Daha fazla pişmiş. Biraz daha sert. Salatanda bu şeyin yemeğin salatası değil. Burada bir balık olsaydı derdim ki aa ne güzel bak. Ne alaka balık salatasını bir tek balıkta mı yiyor? Şu peynirli, rokalı bir salata bence balık sofra balık yanına yakışır bence. Tamam da bu roka salatası her yemeğin yanına yakışır. Ben uygun bulmadım. Sen mevsim salatasına alışmışsındır. Mevsim salatası doğru. Değil yani. Biz de ben. Yiyoruz yani. Biz aç kalmıyoruz. Biz de bir şeyler yiyoruz ama salatana uygun demek işte bu. Demek ki bir tek balığın yanına yapıyor bu salatayı. Ben balığın yanına yapıyorum. Balığın yanına ya. Değil yani. Ne bileyim bir içinde 2-3 dal roka gördüm. Gerisi zaten olduğu gibi peynir. Üstüne de cevizleri iri iri koyup getirmişsin. Yani buna sen roka salatası değil de bence peynir salatası desen daha güzel olurdu. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline bakalım, emeğine sağlık. Mevsim salatası mı çıkartacaksın önüme? Çoban salatası mı? Onu merak ediyorum. Artık orasını bilemem. O da sürpriz. Yani salata salatadır sonuçta ama yani çoban bir salatası incecik doğru. Bir peynir ya. Salatası da getirmem en azından. Peynir salatası değil de bu sosu bile ayrı. Yeşim Hanım'dan devam edelim. Sosu Yeşim bile ayrı. Şimdi eti tam pişmekle pişmemek arasında bir yerde. Yani sert değil ama hani her zaman yediğimiz kadar da yumuşak değil. Pilavı bana da soğuk geldi. Sen yanlış tencerenin altını mı açtın acaba? Yok. Yani benimki buz gibiydi. Kadir Bey benimki soğuktu. Bu kadar iddia ediyor altını açtım tenceresi. Ama işte ben saatin dinliyorum. Benimki soğuktu yani. Benimki şimdi... de soğuktu. Soğuktu siz yani yediniz. Buz gibi bir şey. Yani yemek sıcak. Ama pilav soğuktu. Hayır onu geçin zaten orada kameralar da çekti, kameralar da yürüdü. Yani belki bana öyle denk geldi bilmiyorum böyle. Bana da demek ki bana da öyle yani, denk geldi o zaman. Aynı tavanın içinde. Lezzeti güzel. Afiyet bal şeker olsun. Lezzeti güzel. Ben zaten bu roka salatasına çok alışığım. Sevdiniz mi? Roka salatasının içinde bir de yani farklı yani, soslar var. Öyle sabah, basit sos değil yani. Şey röportajda. Roka salatası peynirli olur, vazgeçilmezi cevizdir dedi. Yani işte. Yani Yeşim Hanım buyurun peynirli olur ben de biliyorum peynirli olduğunu. Evet. Ama bu kadar peynirli olmaz. Kaç tane evet. Var içinde. Bu kadar evet. Peynirli evet. Olmaz. Peynir bakın, olduğu almış. İçin sosu emmiş. Salata sosunu yemiş. Hani bizim klasik salatalarımız gibi cumbul cumbul değil. Bir kaşık salatası gibi değil tabii. Bir kaşık değil, salatası olamaz gibi değil. Olamaz bir zaten. Çoban salata gibi değil. Peki yiyince o aromayı aldın mı yapraklarından alttan rokanın? Alttan alınca aldı. Evet. Geldi mi tadı? Candan abla sana diyorum. Gelince sana diyorum. Şey geldi mi tadı o aroma? Evet. 2 puan da Candan'dan geldi. Ben sadece Allah'ın adaletine güveniyorum. Ona hepimiz tabii güveniyoruz ki, tabii çok ki. Çok şükür öyle şey. Tamam, o büyük bir tecelli edecek inşallah. Yani işte görecek. Şey ama Kadir Bey yani öyle olduğunu ben düşünüyorum. Ben hakkaniyetli olduğunuzu ben, düşünmüyorum yok. İkinizin. Yok. Ama çok, beni çok yani yanıttı. Ben şimdi 3 verdiğimde mi hakkaniyetli olacaktım? Hani sessiz duruyorsun ama. Sessiz mi duruyorum? Sessiz mi? Evet. Sessiz mi duruyorum? Yani ama yorumlarımı yaptım. İşte. Televizyonda bunu işte yorumlarımı söyledim ama bakın yorumlarımı yani söyledim. Yani sessiz durup içinden çeviriyorsun işleri. Sizin pazarlıklı gibi bir muhabbet işte yani. Yanlış tanımışsınız beni. Ben bak. Ama öylesiniz. Herkes konuşuyor. Siz orada herkesi dinliyorsunuz. Ağzınızı hiç açmıyorsunuz. Ta ki Kadir Bey sizi yorum yapın diye söyleyene kadar. Konuşanları mı susturup? Konuşanları mı? Kadir Bey söz hakkı verdiği zaman bakın tatlı da önce bana verdi. Ben konuşmam. Ben sırayla konuşmak istiyorum başka yani. Başkalarını dinleyerek mi puan veriyor? Hayır. Siz söylüyorsunuz. Yaptığı yorum da Arife Hanım kadar ağır değil. Hani Arife Hanım ama verdiği puan Arife Hanım'dan daha ağır. Ha, keskin eleştirmiyor diyorsunuz. Ben anlamadım. Beğenmedikken ne geçirmediğin için o seni beğendi olarak görüyor bak. Bak böreği beğenmişsiniz, çorbayı beğenmişsiniz. Hepsine yarım puan. Yarım puan ne demek? Beğendiğin demek. Bir yemeği beğeniyorsan bir puandır zaten. 5 bir yemek çıkartıyorum değil mi ben? 1, 2, 3, 4, 5. Değil mi? Evet. Arasıcak tabağınız, iki tane ürün olduğu için o yüzden ben ondan kaldım. Yok ana tabağı bak ana yemek arasıcağınız tam olsaydı bir puan verecektim ona. Verdiniz, ben size çeyrek vereceğim olmamışsa. Gerçekten çok ciddi. Zeynepciğim ellerine kollarına sağlık. Çorbanı ben tespit etmiyorum ki siz yarım olarak bakın bize 5 menü veriliyor değil mi?
Toplasan 5. Bazen 7, 8 de yapabiliyor. Puanlama işte yarışmacıya kalmış. Kimisi bir yemeğe 2 puan veriyor. Mesela kimisi 3 yemeğe 1 puan veriyor. Ben ona bahane bulup da ben ona ben oradan yarım puan kırayım. Yok, önemli olan yorumlarınızın altını doldurabilmek. Ben onların altını doldurduğumu düşünüyorum. Peki Zeynep, eline koluna sağlık. Hızlıca yorumumu yapacağım. Çorbaya geldiğinde çorbanın lezzeti gayet iyiydi. Ama başlangıç için ağır bir başlangıç. Evet, hamar atlığını kanıtlamaya çalışmışsın. Ama çok da yoğun olduğunda doyuyoruz. Yoksa güzel yapmasın. Ellerine sağlık. Peşinden börek geleceği için böreğin lezzeti gayet güzeldi. Ben çok beğendim. Sıcak da geldi ama sunum tamamıyla yanlıştı. Salatanın suyunu görsen de görmesen de bir börek asla çukur tabakta gelmez. En azından buna önem göstermen gerekiyordu. Açıkçası bazı tavırlarını ben de beğenmedim. Çok keskin konuştun ev sahibi olarak. Hani ben öyle uygun gördüm, öyle koydum demen de biraz yanlıştı ama böreğin lezzetli olmuş, kurutmamışsın. Ana yemeğe geldiğimizde ise pilavın sıvı yağı birazcık çok kızmış. Hafif böyle bir sıvı yağ kızgınlığı olur ya, onun kokusu geliyor pilavın içinden. Hafif birkaç da dirilik vardı içinde. Tuzu yoktu ve tavuk suyunun hiç tadı gelmiyordu. Yani tavuk suyu içine koyduğunu görmesem asla inanmam tavuk suyunun tadına. Gelmedi tuzsuzluğundan dolayı. Ana yemeğine gelince yağsızlığı çok güzeldi. Çünkü kızartmadı, fırına verdi. Mesela onu da hiç sormadınız. Patlıcanların üstü çok yağlı ve nemli değildi, kuruydu. Ete gelince sana göre pişmiş olabilir. Zaten çiğ bir et değil ama davet için ve herkese uygun pişmişlik derecesinde değildi. Isırdığında bir kırt geliyor, ondan sonra çiğniyorsun. Ha tabii çiğnedikten sonra yutabiliyoruz ama yani biraz daha pişmesi gerekiyordu. Hellim hellim dağılmasa bile biraz daha pişmesi gerekiyordu. Ama içinin lezzeti gayet güzeldi, yağlı da değildi. Tatlıya gelince baklavayı gördüm ama cheesecake'i göremedim. İçindeki cheesecake değildi yani, çünkü o labnenin tadını alamadım. Cheesecake'te en önemli şey o labne, o peynir tadı gelmesiydi. Bu böyle biraz fırında çok kalmış koyu bir muhallebi tadıydı ve hiç şekeri yoktu muhallebisinin içinde, onu beğenemedim. Ama sunumun gayet güzeldi tatlı olarak. Değişik de bir tatlı seçmişsin, tebrik aynen ediyorum. Ama cheesecake'i göremedim maalesef ki içinde. Eline koluna sağlık diyorum. Ben yorum yapmadım ama hani şeyimle alakalı. Neyle alakalı? Zaten iki verdin, daha neyin açıklayacak zaten memnun olmadı. Boş ver, küre gelsin efendim, gönder fanusu. Yarın siz görün bakalım o size nasıl yorum yapacak. Ve en önemlisi kürdanı içinden çıkartmamışsın ana yemeği. Evet, kebabında kırılma neler. Şey, domates vardı kürdana batırılmış. Kürdanı çıkarıp domatesi üstüne koyman lazımdı. İçeriye çıkartmadım. Yanına koy ama davet sofrasına asla kürdanla gelmez. Gene kimse ses etmedi ona. Ama kimse patlıcanı fırına verip de hani yağlı yemek bulmamak için onu da kimse göz ardı etmedi. Göz ardı ettiler diyecektin herhalde. Ettiler, pardon. Hazırsanız hadi bakalım yarının yarışmacısı Zeynep sırasını savdı bu saatten sonra. Keşke tutan aşk olsun. Keşke ben çekseydim ya, açmayın da ben çekeyim lütfen. Yok ya. Yarının yarışmacısı Arife Hanım. Candan Hanım uyuyor efendim. Hem de bugünün peşine. Hadi bakalım yarın yine güzel bir Bayburt'ta yarışmacımızla yarışacağız. Bakalım menüsünde neler var. Yöresel yemekler olacak mı özellikle merak ediyor Zeynep. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar. Yarın yine bu neşenizle, bu enerjinizle hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Yorumlara rağmen iyi ev sahibi olduğumu düşünüyorum. Yarından itibaren herkese Audrey meydan. Zeynep'in ellerine kollarına sağlık. Zeynep bugün diliyle yarışmacıların hakkından geldi. Her yemeğini gayet güzel savundu. O konuda tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık deyip yemeklerine puanımı veriyorum. Evet, herkese merhabalar. Merhabalar Kadir Bey. Candan Hanım buraya oturacak. Gel gel. Ha, pardon. Ev sahibimiz biraz çekingen bugün. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canan Hanım. Nasılsınız, iyisiniz, görmeyeli. İyiyiz, teşekkürler. İyiyiz. Enerjiler Canan Hanım görmeyeli. Zeynep sen nasılsın dünden sonra? İyiyim, bomba gibi yani. Bomba gibisin. Dün masada da bomba gibiydi ama, değil mi Zeynep? Aynen. Evet. Yani hiç o yorulmuşluk yoktu. Gayet her şey dinç cevaplar verdi. Bugün bakalım ev misafir olarak nasılmış, öyle göreceğiz. Dün ev sahibi halini gördük. Evet. Evet. Biraz sert çıktı dediler senin için dün masada çünkü. Bence gayet normal yani. Ne bileyim, Arife verdi abla falan çok sert cevap veriyor dedi. Birazcık fevri davrandı ama onu da gençliğine veriyoruz. Evet. Çok da fevri olmadığını düşünüyorum. Ulan yani, onlara sor, onlar söylediler. Şimdi tabii yemeklerini de savunması lazım. İşte gençliğine veriyorum birazcık heyecanına. O zaman siz biraz daha kibar bizi, yorumlarımızı kibar karşılarsınız. Bakalım. Ben normal konuştum yani. Çiftçikleşmek değilini düşünüyorum. Birazcık tam eleştirirken şey biraz yükseldi. Ondan bahsettim. Evet, yani haksız yere yani. Candan Hanım benimle iddialaştı. Telefon çıkartmasaydık hala iddialaşmaya devam ediyordu. Ama yine ben artık köftesi çorbasına not olmuyor diyorum. Hala not olduğunu iddia ediyordu. Ben ne yapabilirim bu durumda, değil mi? Değil mi Kadir Bey? Yani biraz sinirlerine hakim olmanı bekledi. Ama çünkü ben 4-5 kere diyorum ki hayır yok, ben biliyorum yöremi ama, ben ama hayır 5 kere de ben iddialaşınca yani insanların tamam, hani bir doldu. Doldu yani. Yok, biz de ondan yani
bahsettik biraz işte. Sizin de dolardı bence. Hani insanın doğrudur sonuçta. Şimdi bir şey diyemiyorum yani o günün işte, stresi o ve paniğiyle hak olabilir. Vermeye, hak vermeniz gerekiyor. Hak veriyorum. Zaten dedim gençliğine ve o günkü heyecanına veriyorum. Vermeniz gerekiyor. Normal insanların yapması gereken bu zaten. Hani beşincide de artık insanın tahammül seviyesi zorlanır zaten. Candan Hanım nereye kadar dayanacak bugün yorumlara? Evet. Artık nasıl yorumlar gelecek? Candan Hanımcığım sizi tanıyalım. Bir tek Bayburt'ta olduğunuzu biliyoruz. Evet. Candan Kulaç. 48 yaşındayım. Bir 50'ye gittin gel. Ay evet. 48 yaşındayım. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Kaç senelik evlisin? 29 yıllık 29 evliyim. 29 yıllık evlisin. Evet. Ensar ve Ecem isminde. Ecem kızım. Ensar isminde oğlum var. Allah bağışlasın. İstanbul doğma büyümesin. Yok değilim. Bayburt doğma. Bayburt doğma evet. Büyüme. Aa, İstanbul'a evet. Gelin mi geldin? Yok hayır. 9 yaşında ben İstanbul'a geldim. Böyle İstanbul'a 9 yaşında geldim. O zaman benim hamaratsın. Özellikle çok, evet. Mutfak konusunda iddialısın. Evet iddialıyım. Yarışmaya başvurmaya nasıl karar verdin peki? Kendimi güvendiğimi hissettim ve başarabileceğimi gördüm. Ben neden yapamayayım dedim. Öyle başvurdum. Çıktın yani. Geldin. Evet. Hoş geldin evet. Tekrardan. Eşin bu konularda kıskanç mıdır? Hani biraz böyle aranızda sürtüşme oldu mu? Ya yok. Ne yapacaksın? Yarışmada televizyona mı çıkacaksın? Yok hiç demedi şimdi. Gerçekten öyle. Yani benim bu talebimi gayet makul karşıladı. Ama ne kadar evet. Güzel. Peki normal hayatta kıskanç mı eşin? Yok değil. Yani ben onu kıskandıracak herhalde hiçbir şey yapmadığım içindir mutlaka. Yani normalde evet. De kıskandıracak bir şey yapmazlar ama eşler kıskanç olunca illaki bir şey buluyorlar kıskanacak. Evet, yok değil. Hiç kıskanç değil. O doğru. Konuda rahatsın. Evet, rahatım evet. Gerçekten. Peki bugün senden iddialı bir menü bekliyoruz. Öyle evet. Mi hanımlar? Özellikle Zeynep bugün senin canına okuyacak gibi görünüyor. Açık yani, söylüyorum. Ben onun canını dün... okumadım ama yani hiç. Bence iddialaşmanız bile yok. Can okutmaz. Hayır da. Hiç ben gayet makul cevap olması gereken yorumları yaptım. Çünkü dün sofrada cevap verirken evet. Alttan da böyle bir mesajları gönderdi. Evet gönderdi. Tehdit var ya mesajlar oldu ama. Tehdit olarak bir yer anlıyorsunuz ki anlamıyorum. Tehdit var evet oldu. Siz de masanızda göreceksiniz. Evet öyle dediniz. Siz de masada göreceksiniz. Sizi de gününüzde yaptığınız yemeklerde göreceğim evet. Biraz volüm yüksek olunca biraz tehditkara girdi. Tehdit gibi mi algılarda? Enem Arat Bey'in sevgili seyircileri hazır mısınız efendim? Candan Hanım'ın performansını görmeye muhteşem menüsüyle, erişte kesme evet. Makinesiyle bugün karşınızdayız. Teknolojiyi de yanımıza aldık efendim. Evet. Kesme çorbasını kesmelerini bu makineyle keseceğiz. Evet. Çoğu Bayburt'ta Erzurum teyzelerinin evinde zaten vardır. Yazın Ramazan için özellikle erişte keserler bol evet, bol. Evet. Şimdi kesme çorbamız var. Yoğurtlu köfteli. Evet. Ara sıcağımızda. Közlenmiş patlıcan. Sarması dedim. Evet. Çok merak ettim. Közlenmiş patlıcanı nasıl saracağız? Közlenmiş patlıcanı, pardon közlenmiş biber patlıcanı sarması. Peki yanında ayvalı dedin değil mi? Yanlış evet, ayvalı evet. Kereviz var. İlk evet. Defa yiyeceğiz. Değişik bir lezzet. Evet. Onun yanında ne var? Bir şey daha vardı. Çıtır mantı. Çıtır mantı. O da elimde açacağım. Evet. Ana yemek olarak da sebzeli biftek sarma var. Yanında havuçlu arpa şehriye pilavı, Akdeniz salatası, tatlımız da incili istiridye. Evet. 3, 2, 1. Hadi canlara evet. Başla. İlk ne yapıyorsun? İlk önce tatlımızın şerbetiyle başlıyoruz. Hadi getir. Evet. Kaça kaç koyuyorsun? 3 su bardağı şekeri, 4 su bardağı su koyuyoruz. Ocağımızı... Patlıcan, biber sarması. Değişik tarifler bak bugün. Her zaman yaptığımız şeyler değil mi? Ara sıcaklar farklı. Vallahi yarışmacımız iddialı. Etaptaki hırsını gördüm. Gördüm. Etapta bayağı gözümü korkuttu. Ben şu anda etimin marinesine geçtim. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı süt. Etler nerede bu arada? Dolapta galiba. Yok dolma. Burada. Ha burada. Yani. Oo güzel de dövülmüş. Gelişmiş. Evet. Birkaç dal biberiye, karabiber. Çok güzel göründü be. Bir tane de soğan rendeleyebilir miyiz Kadir'ciğim? Hemen. Aslında iyi etini yumuşatsın evet, güzelce. Evet. Candan Hanım'dan ümitliyim ama bence yetiştiremeyecek gibi geliyor. Candan Hanım'dan ümitliyim. Daha görsele dikkat edeceğinden, daha titiz olacağından eminim. Etlerimizi güzelce marinasyon yapıyoruz. Normalde bunu böyle gece 12'den falan dolaba tabii, koyacaksın. Tabii evet aynen. Akşam 6'ya kadar aynen, beklesin. Tabii tabii. Bu ne kadar beklerse o kadar lezzetli olur. Ama şu an vaktimiz olmadığı için. Hızlı bir marinasyon evet, yapacağız. Evet marinasyon yapacağız aynen öyle. Dolapta beklese daha mı iyi? Evet evet dolaba koyacağım zaten eti. Olmaz çünkü dışarıda zaten. İçine sebze ne koyacağız? İçine kırmızı biber, mantar, yeşil biber. Bunların hepsini güzelce soteleyeceğiz. Ondan sonra soteledikten sonra arasına koyup bunu saracağız tavada. Mühürledikten sonra fırına vereceğiz. Hemen ağzını jelatinleyelim. Bibereyi de üstüne ekledik. Kadir hemen şimdi neye başlıyoruz biliyor musun? Ne? Çorbamızın ve mantımızın hamurunu yoğurmaya. Evet. Şimdi geldik unumuzu alıyoruz. Ve bir yumurtamızı kırıyoruz. Bir adet yumurta, 3 su bardağı un. Bunun içinde keşke çay kaşığı olsaymış keşke. Şurada bak bak. Evet evet. Burada ama kaşığı vereyim ben sana. Şuruluk su demişsiniz hemen. Evet 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 evet. İçinde evet. Su vardır şurada 5 tane. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı doğru koydum birazcık. Evet.
Şu an üst bardağı da un koyacağım. Biraz elimle şöyle şey yapıyorum. Tamı biraz şey yapıyorum, açıyorum. Sonra unumu koyduktan sonra suyumu yavaş yavaş koyacağım. Su biraz ılısın. Ha koydum koydum. Çok az. Suyla açarız onu şöyle. Bir. Tabii bu şu anda benim hani üç su bardağı diyorum ama hani bu dörde de çıkabilir. Aynen öyle. El kararına evet, göre. Evet evet. Şu anlık üç su bardağıyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ılık. Hadi bir bakalım. Yok yok ılık. Al bak içine parmağına bak. Tamam. Hee bak. Şey. Az daha olabilir. Yok, azıcık daha sonra. Hayır ya, az ılık elini sokmak yok, içine. Doğru söylüyorsun, doğru. Gayet ılık. Tamam. O sana değil, bana diyor. Yok. Onun içine su koyduğunda daha neresi ılındı Allah aşkına? Candan Hanım, mutfakta en sevmediğiniz şey nedir? Mutfakta karışıklık. Yemek yaparken eğer mutfağım karışık olursa hiç bir şey yapamam. Çok karışık şey yaparım. Ayağınızın altında dolaşan biri sizi rahatsız eder mi? Evet. Mutfakta böyle tek olmayı çok daha severim yani. Daha rahat ediyorum. Candan Hanım, sırlarınızı kiminle paylaşırsınız? Kızımla. Arkadaşınız mı o sizin? Evet. Kızım her şeyim. Evet. Oğlum da ama kızımla daha çok paylaşıyorum her şeyimi. Oğlum da bu arada askerde. Nerede? Nerede biliyor musun Kadir? Nerede? Maltepe'de. Nasıl? Evet. Yemin ederim. Sizin kütüğünüzü koyun Bayburt'a mı kayıtlı? Yok şey Trabzon. Eşim Trabzonlu. Ha kütük orada olduğu için Maltepe. Evet işte. Aa ne güzel. Köftenin üstüne de nane de nane de at. Köftenin üstüne. Of başım dönmüyor. Son 8 dakika. Oh yok ya. Ne dakika mı? Yani sezon başından beri belki de geçirdiğimiz en iştahlı mutfak. Heyecanlı. Yalnız bu yoğurt inşallah kesilmedi. Başaracağım. Kadir kadın boşanacağım falan diyor. Boşanacağım. Kız ne boşanması? Mahalli müşavir adam boşanır mı? Sen iyi misin? Mahkeme çıkışı kaparlar kantinde vallahi. Vallahi kadın evrin döndü de soğan da yanacak bir yandan. Tamam böyle olmadı mı ya? Doğru olmadı mı bu kupa? Allah'ım ne olursun ya. Süzgece koyacaksın fazlası akacak onun. Hangi birine yetişeyim? Sanki 40 yıllık aşçıyım ben. Nane nerede? Nane, limon kabuğu. 16 dakika. Ne peç? Ya bir dakika ne olursunuz tamam. Niye kaynamadı ya? Kız tepsi ya ne olursunuz ki tepsi verseniz. Ya yardım edin. Abla dur geldim. Çabuk ol çabuk. Ya elim ayağım daha tutmuyor. Son 4 dakika. Yok kanım yok ya. Bu köfteleri en son dökeceğim. Geldim Kadir. Kusura baktın mı hiç? Kadir tamam bunu koyalım Kadir. Tamam ay abla senden razı olsun. Kadir senden koyuyorum. De abla. Şey, kusura baktın bak. Kadir. Kadir attın mı? Nane attım ben ona. Tamam Kadir. Çorbanın tuzuna bak. Yavaş yanarsın. Tuz. Tuz mu? Evet tuz. Tuz Kadir at. Şöyle bir tutar septim. At biraz. Atayım biraz. Tutam daha septim. Tamam. O pişin iksir kazanı sanki. Sarılamı yapabilir miyim? Onu oraya almam lazım. Hadi bunları yaptın mı? Bak şurada. Ya Kadir sen dünyanın en iyi insanısın ya. Abla hep öyle diyorum. Sarılamı koyayım mı Kadir? Koydum ve abla ben o planı yapmıştım abla. Versene Kadir kaldı bize. Ben o planı yapmıştım. Abla Kadir. Bu ne çekil? Abla Mevlüt mü okutuyoruz? Boş ver son dakika olduğu kadar olmadı. Ama kadar. Şey sulu olacak. İçmeyecek o. 2 dakika kaldı. Ya Kadir ne ya öyle deme düşse. Benim çorbam çok kaynıyor Kadir. Ben şurada bir şey çevireyim. Tamam. Ya ne çeviriyorsun ya? Dolap çevir seversin ne sen. Ne çikolata şunu biraz daha koyalım. Ses telleri mi gitti ses telli? Ay mutfağa bak. Ay, i̇yi ki vurdun dar yok buralar. Salata yok. Kadir sen var ya. Sen olmasan ben yok ya. Yapamayız. Canım ablam öyle diyor Kadir olmasa ya. Vallahi bak yemin kız, ederim. Kız büyük kameraya doğru söyle lavaboya tamam. Doğru değil. Yemin ediyorum Kadir olmasa asla başaramayız. Abla keşke daha çok ya, yardım edebilsen. Keşke daha çok yetişebilsen. Ya bu niye soğuk gelmiyor ya? 11 dakika. Ya Kadir bu niye soğuk gelmiyor ya? Lütfen öyle deme Allah bu çikolataları buzluğa koyuyorum donsun. Yansın bu eller yansın. Bak sos yapacağım. Bak şey nar ekşisi. Elim ayağım sirke. Boşandı yemin sirke ediyorum. Sirke nerede sirke? Koyma abla sirke kötü bir tat veriyor. Boş ver. 15. Hadi gözüme mercimek kaçtı. Neyi unuttuk? Ne hiçbir şey unutmadım Allah aşkına ya. Allah aşkına yapmayın ya. Peynir. Ne peynir evi tutup dedikçe var. Peynir orada dütsene. Kızmış lan gözüme. Kadir onu bitelim hadi. 10. Hayır ya hayır lütfen. 9. Allah aşkına lütfen. Yalvarıyorum lütfen. 7. Hayır. Tamam abla. Hayır. 6. Hayır. Elini kese. 5. Elimi keselim şu o zaman da ne olursun. Yapmayın ne olur. 4. Lütfen. Kadir bir şey de şunlara. 3. Lütfen Allah aşkına ya. 5 de. 2. 2 dakika ya. 2 dakika. 1. Peynir mi koyayım? Tamam. Kadir süre bitti. Tamam mı? Bitmedi. Hayır yapma. Hayır. Bitmedi. Bitmiyorum. Kadir sana diyorum. Süre bitti. Tamam sosum da hazır tamam. Kadir. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. Senden de abla. Vallahi yemin ederim. Açalım mı kapatalım Kadir. Bu neydi böyle ya? Çiko gibi bakma gözüme abla. Yani İçe parçalanıyor. Yetiştirdim ya. Yetiştirdim bir eksim yok ya. Çorba tamam.
Tatlı tamam. Masamda biraz kaşık var. Ana yemek tamam. Ya kaşıkları sana koy. Kaşık sağa. Tek derdiniz o olsun. Allah aşkına sofrayı kurdun ya. Sofrayı kurdun Kadir, ya. Kadir ben var ya kimseye laf söyletmeyeceğim. Çünkü her şey kendimiyim. Her şey. Geçti. Aracmana varana kadar kadın kendi yaptı. Evet. Eline koluna sağlık. Ay, yani evet. İnanılmaz bir performansla yardırdık. Nefes dahi evet, almadık. 5 dakika çok durmadık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet, son dakika yani, biraz sıkıştık ama. Evet. İnşallah istediğin. İnşallah yetişti. Evet. Tek isteğimiz lezzetlerinde istediğin gibi olmasın. İnşallah. 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 En önemlisi zaten o bence de. Peki. Doğru söylüyorsunuz. Gidelim o zaman. Lezzetleri evet. Hadi bakalım. Evet. Dikiz. Kuyruğumuz da dik. Evet. Ne olursa olsun evet. Masada her zaman özgüvenliyiz. Evet. Evet. Dün evet. Nasıl masasını savundu? Evet. Ucu ucuna, ucu ucuna. Evet. Masada görüşmek dileğiyle. Şey, onun altını da kapatayım. 3 saniye de fazladan yanmış. Allah affetsin. O emer kendi kendine. Onu nasıl unuttunuz? Konuşmaya daldık o ara. Bayburt diyor gözü nasıl açık gördün bize lafa tuttu tüpün altı yandı. Ay 2 dakika daha kaynasın. Maalesef olmaz. Veda ediyoruz. Hadi gel gidelim. Kalsın değil mi? O da kapalı. Onu bırakır siz. O da kapalı gel. Kapalı. Allah aşkına başım döndü. Hadi gidin artık. Görüşmek dileğiyle efendim. Yarışmacımız performansını tamamladı ama biraz üzgün. Olsun modumuz yüksek bir şekilde masamıza oturuyoruz. İnşallah lezzetler de güzel olmuştur. Sakın kaçırma. Bana göre et biraz kuru. Yani içinde sebze olmasına rağmen marine de edilmiş ama sanki fırında biraz kurumuş. Yani kuru kuru mu geliyor? Sulu sulu gelmiyor mu? Sulu sulu gelmiyor. Ben şu an yiyorum inanın bakın ben kendim yerim diye... Hayır ben de yanlış anlamayın. Hani negatif bir yorum yapmak için söylemiyorum kuru geldi. İnanın bakın su bakın şu bir bakabilir misiniz su? Evet. Dediniz, görüyor musunuz? Bakın. Evet. Bakın. Bakın benimki de kupkuru. Yani ben etim de kuru. Etim de işte bakın supsulu yani. Burada evet. Kuruluk ben hiç göremiyorum. O diyor supsulu, o diyor kupkuru. Benimki kuru. Yani ben şu anda hiç kuruluk göremiyorum, onu ben şaşkınım. Peki pilava nasıl buldun Yeşim abla? Hani... Niye öyle bir yaptın? Vasat. 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 Bunu yıllardır pişiririm. Hiç riski olmayan, ne yaparsanız yapın, iyi kavurduktan sonra ki tam kavrulmamış, her şekilde tutar. Yani pirinç pilavını yapmaktan gözü kapalı daha kolaydır. Ve ona rağmen vasat olmuş vasat, ama. Vasat, evet. Yani nesiniz? Vasat. Ben gayet ben lezzetli, taneli, gayet güzel. Size bütün yemekleriniz lezzetli geldi. Şimdi yanlış anlamayın. Teşekkür ederim, tabii ki gelecek. Bakın tane tane. Problem ne Yeşim ne? Abla? Vasat evet. Olmasına sebebi ne? Şimdi davet sofrasına uygun bir pilav değil. Yani pirinç pilavı sadece seçim pirinç yanlış. Pilavı seçim yanlış. Seçim yanlış. Ama şimdi evet. Vasat deyince vasat hani pilav çok pilav kötü dedim. Olmuş gibi hayır. Anlaşılıyor. Bakın, vasat bir pilav dedim. Gözü kapalı yapmak. Her şekilde yapabileceğiniz bir pilav. Yani peki hani... lezzet olarak güzel olmuş mu? Lezzetini beğendiniz mi? Seçim yanlış okey de. Seçim yanlış. Lezzeti yani değerlendirmeyecek normal. Misiniz pilavı? Yok, ikisini bir değerlendireceğim zaten. Hayır, vasat dediniz ya, yani puan verecek misiniz? Yani bilemiyorum. Nasıl yani? Bilemiyorum. Neden öyle dediniz? Yani şu an önünüzde pişmiş, gayet... Pişmiş mi gerçekten? Et. Yok, et değil. Şu arpa şehriye pilavını. Evet. Nasıl yani? Kavurmadığınız için suyu bile ne kadar su koysanız çeker ama o bile çekmemiş. Nasıl suyu çekmiş? Ben yorumumu yaptım. Gayet mi? Bu neresi solu bir daha? Hayır bakın nerede akıyor? Yok yok neresi tamam bana cevap vermeyin. Yorumlar bitsin ben hepsini söyleyeceğim işte. O yüzden canım hepsini söyleyeceğim. Yani bu gayet... hani dediniz ya bu vasat. Ben dedim merak yani. Ediyorum. Arkadaşlar ana yemeği beğenmedin mi Yeşim abla? Umduğum gibi çıkmadı evet. Selven abla sen ne diyorsun ana yemek için? Ben de pilavını beğenmedim. Ne? Ya lezzet alamadım. Lezzet? Evet lezzet alamadım pilavınızdan. Ama etinizi beğendim. Benim etim yumuşak geldi. Yani evet, etiniz çiğ değildi. Evet. İçindeki sulu geldi mi sana? Sana et? Sulu geldi Kadir Bey. Çünkü benim etim yumuşaktı. Salatanızda nar ekşisi var mı? Evet. Canan biraz nar ekşisi fazla kaçmıştı. Hatta da boğazıma kaçtı. Biraz zorlandım yani boğazım biraz yaktı benim. Sadece bir Akdeniz yeşilliği koymuşsunuz herhalde salatanıza. Sadece Akdeniz yeşilliği salatası demişsiniz. Biraz daha şeylerin salatalıkları küçük doğranmasını isterdim. Biraz nar ekşisinin de az olmasını isterdim. Fazla mı geldi nar ekşisi? Biraz nar ekşisi bana çok fazla geldi. Salatalar hatta da Zeynep Hanım da fark etti yani. Boğazıma da öyle bir geldi ki ölmüş, eşkilik. Bu şimdi bekliyor ya. Boğazım felaket yaktı. Gerçek. Ay şu an şaşkınım gerçekten. Kopyala yapıştır gerçekten, gibi olmuş. Gerçekten şu an şaşkınım. Fark etmedim yani inanın ben fark etmedim hayır, yani. Hayır hayır onu değil. Ben şu an size çok şaşkınım biliyor musunuz? Dün
bomboş, hiçbir şey olmayan masaya siz 3 verdiniz, benim dolu dolu masama 2 verdiniz. Çok iddialıydınız, çok iddialıydınız. Ben gayet yine öyleyim. Benim kendi özgür irademle, düşüncemle verdiğim puan. Gerçekten, neye verdiniz? Neye verdiniz? Ben gerçekten şaşkınım şu an. Neleri değerlendirmeye aldın? Emeğinize verdim. Beğendiğim yemeklere verdim. Tamam, hangilerini? Beş kere mi soracağım? Hangilerini beğendin? Çorbası sıcak gelmişti. Yani çok kestirmemişti. Çok güzeldi zaten. Evet. Zaten ara sıcağınızda da kerevizinizi beğendim. Onu belirtmiştim yerken. Yarım puan ona verdim. Yarım gidiyorsunuz, tamam. Yarısını da diğer puan yaptığınız şeylere verdim. Yani ana yemeğe de yarım puan verdin, tatlıya da mı yarım puan verdin? Ana yemeğini zaten beğenmedim, ana yemeğini değerlendirmedim. Değerlendirmediniz, evet. Gerçekten mi? Evet. Şaşkınım şu anda. Çok kuru bir et geldi kuru önüme, mu? Pilavınızı hayır, da beğenmedim. Hayır, sulu dediniz. Hayır, sulu demedim. Evet, kuru, çok hayır, kuru geldi kuru dedim. Geldi hiçbir gerçekten. Emek yok dedim. Emek yok dediniz. Evet, sarsın. Sizi de gördüm. Dinlesinler, açsınlar, dinleyelim. Sadece tavada kızartıp önünüze koydum, doğru. Peki, Zeynep doğru. Sen çevir puanını. Ben işte puanımı çevirmeden önce şunu söyleyeceğim. Ben kendi masamla değerlendirerek verdim puanınızı, bilginiz olsun. Neden kendi masana değil, senin masan değil mi? Çünkü benim masam ikilik olduğu için hani ben bu masada hiçbir şey göremedim, ona göre puan verdim. Yani o zaman bir puan evet. Verdin. Bir puan evet. Verdin. Gerçekten mi diyorsunuz? Evet. Ben kabul etmiyorum hiç açmayı. Neden? Hayır. Benim masamda bakın size nasıl ben sayıyorum. Ben eksiklerimi de eksikledim. Ben sayacağım bir dakika. Çorbanızda nohut eksikti bir. Bir çevir tahtanı çevir bu arada. Tamam. Şöyle. Gerçekten asla kabul etmiyorum. Asla tamam. Kabul etmiyorum. Ben şimdi açıklamamı yapacağım yapamazsınız zaten. Çünkü. Hayır hiç yapıyorum. Yapamazsınız çünkü gerçekten önünüze bakın eksik beni getirmedim. Pişmemiş yemek getirdim mi? Ben getirdim eksik beni. Ben de en azından bir çorba vardı. İçinde sizin nohutunuz eksikti bu. Hayır ben kabul etmiyorum. Hala ben kabul etmiyorum. Hayır çünkü bakın. Kadir Bey. Kadir Bey şimdi bakın nohut tercihe göre bir şeydir. Değil. Nohut olmazsa olması değil bu çorbanın. Sen bir puanı neye verdin peki? Ben kabul etmiyorum. Ben bir puan aslında eksik bir şey yok ki zaten. Eksik masaya göre bile yanlıştı. Tatlısına niye puan vermedin? Tatlısına yarım puan. O sadece etine de yarım puan verdi. Olmamış ki zaten tatlı. Ya, bakın şunu da söyleyeyim. Arif Hanım kendi gününde size yemin ediyorum. Çok kabul güzel edeyim. Yemekler çıkartsın. Ben asla puanda değilim. Yemin de etmiyorum. Burada 4 de veririm, 5 de veririm. Ama benim masama göre fasat bir masa çıkarttığı için ben peki, bu biri peki Cuma'ya kadar fasat... Bütün masaları senin masana göre mi değerlendirecek arkadaşlar? Ya da sen kendi masana... Arkadaşlar masan, da evet, hayır, sen kendi masana göre değerlendireceksin. Evet. Peki bu değerlendirme ve, doğru mu? Bunu kabul ediyor musunuz? Hayır, bir de şöyle bir saniye arkadaşlara soralım. Kadir Bey en azından ara sıcağında sıcak ben sıcağı sormuyorum. Arif abla yemekleri sormuyorum. Zeynep Cuma'ya kadar bütün masaları kendi masamla değerlendireceğim diyor. Buna katılıyor musun? O yanlış. Yani kendine de göre değerlendirmemesi bir lazım. Bir de ondan önceki masalara göre değerlendireceğim. Ben bugün sadece kendi masamı gördüm. Herkesin masasını kendi masasına göre değerlendirmiyor musun? İşte diyorum ya. Hayır, bu masayı bugün olarak değerlendirmiyor. Niye geçmişe sürekli geçmişi önüne kataraktan ilerleyeceksin? Şimdi, ama ona göre puan vereceğim. Niye bu masayı bugüne göre... Bir saniye, senin masanda kime göre puan verildi? Bir önceki masa yoktu. Evet, senin masana göre puan verildi. Evet. Tamam, benim masama göre verdi. Tamam, işte o gündü. Bugün de bugün. Evet, evet. Yani Cuma... puan verilmiyor mu artık? Hayır, şunu demek istiyorum. Bir önceki günün masası o günde kaldı. Evet. Bugün olarak değerlendiriyoruz. Evet, diyorum işte ben kendi masama göre hanımefendiyi değerlendiriyorum. Tamam işte bak Arif Hanım şu anda bunun yanlış olduğunu ben söylüyor. Ben Arif Hanım'ın masasını kendime göre değerlendirmeyeceğim zaten. Niye burayı değerlendiriyorsun o zaman? Çünkü ben yarıştım dün sadece benim yemeklerim var. Yarın da mesela... Yarın da candana göre mi değerlendireceğim? Hepsinin toplamına göre lezzetlerine göre. Bunu kabul ediyor musunuz arkadaşlar? Evet, öyle olması lazım. Çok saçma. Evet, aşırı saçma. Herkesin yani kendi... Sen şu an kendi söylüyorsun, kendin inanıyorsun buna. Evet, aynen öyle. Şey var. Herkesin aynen masası kendi karakterini yansıtır. Evet. Seninki sadeydi, sen kendi karakterini yansıttın. Candan Hanım da kendi aynen. Renkliydi, kendi senin masasını yani yansıttı. Bir puanı tamamıyla dünkü masanın hırsıyla evet, verdiğini evet. Düşünüyorum. Gerçekten evet. Evet, yok hayır kesinlikle tavırlarından da belli zaten tamamdan evet, da belli. Kadir Bey, lütfen. Puanı lütfen 2 olarak evet. Değiştirir misin? Buyur. Evet. Tamam. Evet. Çünkü menüsünü yetiştirmiyor. Çünkü bir de bir saniye yani canım. Tamam ben de değerlendir. Bak değer. Bir saniye. Eğer candan dün deseydi ki ben bu masayı ya da sen bugün yarıştaydın deseydi ki ben düne göre değerlendiriyorum. O yüzden bir puan verdim o da değiştirmek zorunda kalırdı. Ama benim yemeklerime göre yemekleri çok mu güzeldi? Sen bak yemeğe göre değerlendirmedin. Kendi masana göre değerlendirdin. Ama tamam işte bunu peki, diyorum puanı ben. Puanı değiştirmeni istiyorum. Buyur. Ama şöyle bir şey. Kendi yemeklerin de lezzeti Zeynepciğim, değildi ki. Puanını ya, mantıklı açıklamasını yapamadığın sizin için. Candan abla bana müsaade edeceğim otur sen mi savunacaksın? Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Puanın altını mantıklı bir açıklamaya dolduramadığın için şu an değiştirmek zorundasın puanı. Buyur. Ama tamam ben de diyorum ki arpa şehriye pilavı olmamıştı zaten. Az önce yaptığın açıklama mantıklı değildi Zeynepciğim. Puanı değiştirir misin? Buyur. En azından menüsünü tam çıkartmış.
Eksiz çıkar. Yani lezzetsiz. Beğenmeyebilirsin. Siz de lezzetsiz. İçeriz de lezzetsiz bulabilirsin. Tamam şu şekilde o zaman. Peki indirebilirsin. Okey. Evet Yeşim abla son puan sende. Buyur. Puanı? 3. Az önce Zeynep 1 puan verdi. Sen neye göre 3 puan verdin? Ben, olmamış bir masa. Bir dakika. Olmamış bir masa demedim ben. Ay senin için söylemiyorum. Zeynep olmamış bir masa diyor ya yemekler içinde. Sen nasıl 3 puan şimdi verdin? Şimdi ben çorbasını içtiğim çorbaya göre değerlendireceğim demiştim. Ona göre değerlendirdim. Ona 1 puan verdim. Hadi bakalım bismillah. Güzel enerjilerle bugünümüze başlayalım. Selvan Hanım marifetini göstersin. Kursun sofralarını. Selvan Hanım çok enerjik bir hanımefendi değil mi? Evet. Bayağı da böyle bir hızlı akıcı böyle bir konuşuyor. Evet. Keskin keskin söyleyemez cümlesini bitiriyor. Bence mutfakta da atik pratik olacaktır inşallah. İnşallah. Hadi i̇nşallah. Bakalım. Siz nasılsınız öncelikle? İyiyiz Kadir Bey. Enerjiler yerinde. Yerinde. Canlı abla sen nasılsın dünden sonra? Yani idare eder. Çok niye idare eder? Yani dün çok, yani çok üzerime geldiler. Ben öyle düşünüyorum. Yorumlar çok ağırdı. Ben bilmiyorum. Bu yüzden biraz üzgünüm yani. Yani yemeklerle alakalı değil de yorumlarla alakalı. Evet, evet, evet. Benim yemeklerle değil de daha çok masamla, yorumlarla, yani gereksiz yorumlar da yapıldığını düşünüyorum. Kim mesela ne dedi sana bu kadar zoruna gitti yani? Tabii ki bilhassa Zeynep Hanım. Bir de ben şunu da değineyim. Masada da gerçi değineceğim Arife Hanım'a. Arife Hanım Zeynep Hanım'ın gününde bir sürü yorumlar yaptı. Hiçbir şeyini beğenmedi. 3 verdi. Ve hiçbir hatta Zeynep beğenmedi. Hanım da şöyle bir şey cümle kurdu. Aa dedi. Ben sizden hiç beklemiyordum dedi. Şu cümleyi kurmuştu. Yani bence haksızlık yaptı. Tamam ben de zaten bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de sıcacık börek yedi. Ve ona rağmen hala size 3 verdi. Her şeyini soğuktu, tatsızdı, tuzsuzdu. Evet. Dün 2 verdi. Pardon. İki verdi. Ha 1-3 verdi. Yani bakın, benim önümden... Siz hala anlamak istemiyorsunuz. Ben Zeynep Hanım'ın gününde Zeynep Hanım'ın masasına yorumumu yaptım. Aynen. Neyi beğenip neyi beğenmediğimi zaten hayır, kendisine yok. Söyledim. Kendisi zaten itiraf etti ya öyle. Hangi puanı, hangi yemeğine verdiğini zaten söyledim. Sizin masanızda da neyi beğenip neyi beğenmediğime yok, göre yorum yaptım. Yaptınız. Ve beğenip beğenmediğim yemekler üzerinde konuştum. Beğendiğim yemeklere puanımı verdim. Hı. Beğenmediklerime vermedim. Yani bu benim kendi kişisel kararım. Buna siz karar veremezsiniz. Tabii ki ben veremem. Ama sizin yorumlarınıza zaten Zeynep Hanım da şaşırdı ya. Hani siz bu kadar yorum yapıp da bana bu puanı verdiniz diye şaşırdı zaten. Yorumlamak çünkü ayrı. Yorumunuzla tutarsızlık var yani yorumunuzla. Hayır gayet de tutarlı değiliz. Çünkü böreğim sıcak geldi. Genç bir bayandan bu en azından evet. Menüsünü çıkartmış, yetiştirmiş. Arpa belki masasına özenememiş ama... Yemeklerin önümüze sıcak getirdi, yetiştirmiş. Aynen. Ben zaten size de yorumumu da orada masada belirttim. Ama beğenmediğim yemeklere de puan vermek zorunda değilim. Tabii ki değilsiniz ama yorumunuzu... Ama kabullenmiyorsunuz, bunu kabul etmiyorsunuz. Yok kabul etmiyorum tabii ki. Dünkü menüye göre benim masam 4 puan bence. Aynı değil. Ben gayet dünkü menünüze göre benim. Akşam evime gidince de rahatlıkla başımı yastığa koydum, uyudum. Sevgili seyirciler hazır mısınız efendim? Selvan Hanım muhteşem performansıyla bugün damak çatlatan lezzetler ortaya çıkaracak. Evet, kendime güveniyorum. Tokatlı olduğu için tokat sarmamız var. Evet. Çorbamız? Kremalı havuç çorbası. Ana yemeğimiz? Ana yemeğimiz Café de Paris soslu. Bir Tokatlı'dan çoktandır Café de Paris soslu et yemiyorduk. Nereden buldun bunu sen? Ben onu yaptım. Ha, evde denedim. Evde denedim ve yedim de. Hadi bakalım. Tatlı olarak da irmik tatlısı. İrmik tatlısı. Krevane gibi bir şey olacak. Krevane gibi bir şey olacak. Peki. Şeker de olacak Kadir Bey. Dün çok zorlandık. Dün burada Kızılca kıyamet koptu. Yetişiyor, yetişmiyor. Bağırış çağırış bugün inşallah. Her şey usulünce i̇nşallah, dakikaya göre benim. Gider. Hadi i̇nşallah. Bakalım. 3, 2, 1 diyoruz ve Selvan Hanım'ın süresini başlatıyoruz. Başladı ablam hadi. Hadi kendi kaderini kendin yaz mutfakta. Patatesleri yıkayacağız. Patatesleri yıkayacağım Kadir Bey. Ben patatesleri soymuyorum. Ne yapıyorsun? Ben patatesleri direkt kabuğuyla pişiriyorum. Süngerle yıkıyor direkt kabuğuyla pişiriyor. İşte evet, iş bilen kadının taktiği. Çünkü patates suyu haşladığın zaman su tadı veriyor. Değil mi? Yavan oluyor. Evet yavan oluyor. Canım ablam. Ben her zaman patatesi kabuğuyla haşlarım. Patates süngerle çok iyi yıkanıyor bu arada. Toprağını alıyor. Evet. Şuradan bir düdüklüye mi atacaksın abla normal tencereye? Yok normal tencerede haşlarım. Normal tencerede haşlayacağım. Tencereler burada şunlardan birine koyarız. Kadir Bey ben onu hazırladım. Şu büyük tencere var ya. Buna mı koyacağım patatesi? Evet onda bol suyu da. Vallahi bebek kırklar gibi kırkladı patatesleri kadın. Bak pırıl pırıl. Hadi atalım kapat suyu. Her yemeğin yanına illa o zırıltıyı sokuyorlar. Bir elma dilim patates. Vay 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 vay. Kuru bir kalabalık. Ben şeyi seviyorum. Şöyle küçük küçük patatesler var ya. Çok küçük sarı. Onları ortadan bölüyorsun. Taze patates. Kabuklu mabuklu baharatlıyorsun böyle. O güzel oluyor fırında. Hadi masaya geçelim. Masayı mı kuracaksın önden? Evet hemen masaya kuracağım Kadir Bey. Sen zaten tabaklarını, kaşıklarını maşallah şey hazırlamışsın. Bu
Masa üstüne masa. Ne dert kaldı ne de tasa. Oh. Oradan alıp oraya koyacak. Çözümler bitmiyor bizde. Ablam senin için masayı yerinden oynattım. Teşekkür ederim Kadir Bey. Sırf yorulma diye. Ve en amarat benim de ilk defa böyle bir şey yaptık. Ne yaptık? İlk defa yanına götürdük. Normalde koşturuyorlardı oradan buraya. Tamam, bu kaynasın. Patatesimizi koyduk Kadir Bey. O patatesin altını aç ama biraz. Açtım. Tamam. İyice aç. İyice açayım onu. Hadi gel. Hadi Selven abla. E zaten masa hazır. Örtüyü buna serip yerine çekeydik. Vallahi ki. Var haklar. Kadir ben çift servis açıyorum. Ben şöyle bir sana. Çatallarda yemek yemekten iki gündür bıktım artık. Değil mi? Bir de sürekli istiyoruz. Evet, sürekli yiyor sürekli. O da zaman kaybı sofrada. Uğraşmamak için. Benim sağ tarafım burası ya. Bak bunu ancak masaya oturarak kurarsan anlar. Ne alakası var Kadir? Çatal solda, bıçak sağda işte. Ya karıştırıyorlar oradan oraya geçince. Evet sağ solu karıştırıyorum ben. Ben solağım da. Kız bu zaten sonra sol sağlı mı öğreneceğiz? Sağ solu mu öğreneceğiz? Ama hızlı ol. Kadir Bey şuradan bana peçete rica etsem hemen. Tuzluklarımız. İki çatal var, tek bıçak var. E bıçak bir tane. İkincisi nerede? Ha bir tane daha olunca. Dur ben getireyim sen sofrayı kur. Benim dolabın içinde o tabakların olduğu yerde. Tamam dur. Sen ortaya çiçek miçek koyacak mısın? Koyacağım. Çiçeğim olacak Kadir Bey. 5 dakikaya çiğniliyor mu çiçek? Ha biri yukarıda biri aşağıda mı oluyor? Yan yana olmaz. Hadi 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 hadi. Baş bitsin. 10 numara 10 numara hadi. Kadir Bey tamam. Çok mu yakın oldu şu mesafesi biraz? Olabilir. Çek biraz. Çok dikkatli girmesin. Şunu biraz yana çekin. Bakın bunlar da yanlış. Pardon. Hadi hadi hadi. Hadi. Yerimi geri almışım oradan. Birileri bir geri ha. Eksik var. Ne? Bardak. Bardak. Bu ne? Kız bundan mı koyacaksın sofraya? Hayır onu koymayacağım. Ha, o nereden buraya gelmiş? Selvan abla. Ay ben bardaklarımı yapamam. Maşallah Kadir fiziki harita bardaklar. Selvan abla hızlıca bir de salataya başlaman lazım. Ben Kadir Bey ben kavurursan onun üzerine sokacağım. Ben onu kavuracağım sen onu bırak o tamam. Kaynısı. Salata hemen, salata salata. Bak tamam. Orada yapraklarını hadi. Ya bunu çok doğru. Hemen yıka getir hemen doğramaya başlayalım. Ay tezgahımız ne hale geldi. Bonfileleri de çevirmeyi düşünmüyorsunuz herhalde. Yok yok biraz pişsin hemen geliyorum ben ona. Kadir gel gel. Hiç manine etmedi bonfileyi. He evet çılgınlar. Eti nasıl pişireceğini de hiç anlamıyorum inan. Ben anlıyorum sen bana. Kadir Bey bir dakika mühürleyecektim ondan sonra pişmeye çevirecektim. Ne zaman pişecek ki abla dakika kalmadı etlere. Ha, o yüzden de acele etmek zorunda kaldım. Bu etler şimdi fırından pişecek, tencerede pişecek. Nerede pişecek ben tamam, anlamadım. Kadir Bey onlar şimdi pişirdik işte. Buna su koyacak mıyım bu sosa? Biraz koymuşsun Kadir Bey. Son 5 dakika. Of. Ay Kadir Bey. Yeniyor süreyle sadece yarışmacılar benim adımı say. 5 dakika kaldı Kadir Bey. Ne olur Kadir Bey. Sanki ben zamanı geri alma perisiyim. Bıçaklarımız zaman nerede? Zaman geriye aksın. Benim adımı değiştireceğim. Bu saatten sonra Kadir Bey'i duymayacağım. Kadir Bey. Çevirdim onu. Efendim. Ya salatamla maydanoz olur mu? Maydanoz yoktu. Solmuşum maydanoza ben hemen salatayı. Yemin ederim 112 gibi çocuğum. Hızır ağacım her yere. Masadaki eksikleri de son kez hatırlatıyorum size. Koş bardaklarını koy, koş bardaklarını koy, koş bardaklarını koy. Hadi. Halim kalmadı artık. Bu akşam ölürüm. Kadir bak bak etin üstü pişmemiş. Sen bile tutamazsın. Son 2 dakika koşun. Hemen etime. Bu salatada bir de roka mı var? Roka da var Kadir Bey. Salatanın sosu yok abla. Aa, hemen sosumu. Selvan abla ne koyuyorsun içine? Nar eşkisi, zeytinyağı. Şey nerede? Rende nerede? Rende 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 rende. Kendi Kadir Bey. O yerlikte, ellikte, su gelir mezerlikten. Tahtaya dön, tahtaya tezgah. 10-20 saniye. Sosu tamam. Etler ne durumda? Sosu hemen çeviriyorum. Börek? Böreğim de tamam. 5. Sos da tamam. Sos da tamam. 4. Etim de 3. Tamam. Etim zaten 2. Süreniz bitti. O yenilikten, ellikten, su gelir mezerlikten. Güzel yüzün sararmış, besmeli güzellikten. Sevcan ablamla dolu dolu eğlenceli bir mutfak etabının sonuna geldik. Böreğimizi de kapatıyoruz şimdi. Tamam, pişti böreğim de. Çorbamız pişti, sarmamızın salçalı sosunu yaptık, salatamızın sosunu yaptık. Sadece tek korkumuz inşallah etin pişme derecesini beğenirler. Şimdi ben önlükleri hemen makineye atıyorum, sen üstünü değiştiriyorsun. Güzel bir şekilde misafirlerimizi ağırlıyoruz. Tamam, tabii, tebrik ediyorum seni Selvan abla çak. Ellerine kollarına sağlık. Görüşmek dileğiyle efendim. Masada neler olacak kısaca bir göz atın. Eşim ablacığım afiyet olsun. Nasıl buldun eti? Gayet güzel pişmiş. Olması gerektiği gibi. Oo. Çünkü bu etin arası pembe olmalı. Ama etin kalınlığı da güzel. Çünkü bundan incesi olmaz bu ette. Sosunu da beğendim. Peynirini tam kıvamında kullanmış. Hardalını, peynirini. Şey etinize bakabilir miyim? Göstereyim. Tamam evet ama benimki de tam pişmiş. Gördünüz mü? Pişirme oranı o zaman farklı. Dolma gibi. Bir kameraya çevirin. Şu şekilde göstereyim. Hı. Bu da tam pişmiş.
Evet. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Yorum alınca konuşacağım. Tamam. Peki Selven Hanım'dan hiç bu kadar orantılı bir sos, etin bu kadar iyi pişeceğini bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Her şeyin doğrusu. Yani Selven Hanım yarışmanın başından beri sessizliğinden beni yanıltmış. Demek çok beğendim. Demek o sessiz yarışmacının altında evet. Büyük bir marifet yatıyormuş. Evet. Yani şu tabak çok güzel. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bu kaçıncı yapışın bunu Selven ama? Ben üçüncü patates yapışım püresi. Üçüncü yapışım. Evet. Patates püresi de sıcaktı yani. Bana göre püre. Benim yok sıcaktı. Benimki ezilmiş. Sıcaktı benimki evet. Sıcak dediniz. Benimki sıcaktı. Doğru sıcak, sıcak geldi. Geldi. Evet. Candan sıcak bir geldi. Tatlı duru. Biz sinirli o sıcak konusunda. Evet sıcak ılık geldi yani ama ılık. Tam ezilmemiş. Ama sıcak değil yani hani ılık. Yani patates püresinin olması gereken sıcaklığına ulaşmış mı? Bence ulaşmış. Bundan daha sıcağı olmaz. Evet. Peki afiyet olsun. Yeşim Hanım beğendi. Evet. Candan Hanımcığım nasıl buldunuz kafede bari sosunu? Etini pişmesini ben iyi buldum. Etin güzel. Yalnız sosu ben bilemiyorum ama bana çok keskin geldi. Bu sos böyle Candan Hanım. Evet. Yani bana evet, çok keskin geldi. Olması gerektiği mi? Yani ben çok keskin buldum. Bu yani ben hani yerken... Belki baktınız bilmiyorum hani aromatolanda sos olması gerektiği gibi. Her şeyi kıvamında kullandım. Yani ben doğrusu hani tatmadım bunu daha önce ama bana çok baskın geldi. Ben şimdi bir yerde yediğimde yani bunu bu sosu böyle bu şekilde tercih etmem. Yeşim abla sen daha önce yedin mi bunu? Evet. Olması gerektiğini biliyorsun yani. Biliyorum. Tam kıvamında olmuş mu? Tam kıvamında olmuş. Şimdi Candan Hanım daha önce hiç yemediği için nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Şimdi evet, olması ama... gerektiği gibi olmuş. Bunun bir tıkı yanlış olur. Yani peynir oranı da mı iyi? Peynir oranı mükemmel. Yani peki, patates püresi için ne diyorsun? Bu arada etin pişme oranı iyi mi? Evet. Güzel. Evet, etin pişme oranı iyi. Patates püresine geldiğinde ben gerçekten bunun içerisinde muskat var mı? Var. Ben çok alamadım muskatı ve böyle çok yavan geldi bana patates püresi. Şimdi muskat gerçekten. Cevizini çok fazla... Hani biraz hissetmek ister ya insan. Hani yani böyle... fazla koyduğunda biliyorsunuz muskat cevizi fazla kaçtığı zaman. Muskat yani. Ama böyle var mı mutfakta? Al gir üstüne rendele koşun. Ama niye olmaz ki? Hissetmek istiyorsun, hissettirsin işte. Ama misafir değil, seni memnun etmek istiyoruz. Evet, yani yani kat... tamamen çözüm getirin, hemen getirin. Bence tabii ki olsun ama ben şey olmaz hayır, yani. Hayır, muskat istiyorum dedin ya. İstiyorum demedim. İçinde hayır, hissetmek istiyorum dedin ya, hissettirsin sana işte. Yani ama ben üstüne nasıl hissettireceğim olmaz. Bu içinde... İçinde ben karıştırmayacağım. Ama tabii ki ben onunla bir yoğrulup böyle karışması lazım. Karışması lazım. Can Hanım şöyle. Bir karışır içine. Kaç da çabalar şimdi? Mesela başamal sosu da olduktan sonra eklenir. Ama muskatı hissetmek istiyorum dedi. Ne yapalım ben şimdi? Ben hissettirmek istedim. Misafirimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Gerçekten şu anda gerçekten hissettim de çok güzel. İnanın lezzeti o kadar farklı oldu. Bak beğendi işte. Hayır ama ben... Beğendim değil. Ama ben hayır, olması gerekeni işte, söylüyorum. Ama ben... 2 puan. İndirebilirsin tahtını. 2 puan geldi Arif Hanım'dan. Ben bu kadar en eksiksiz bir masaya. Zaten masanıza puan verdim. yarım puan etinize verdim, yarım puan da sarmanıza verdim. Ete niye yarım puan verdi? Ama yiyemedim, kuru geldi. Kuru mu çok geldi? Pişmişti, evet. Bak. Sadece etinize ve sarmanıza verdim. Kuru mu geldi? Evet. Çorbanızı da beğenmedim, böreğinizi de beğenmedim, tatlınızı da beğenmedim. Sadece masanın düzeninizi beğendim. Yani etin şey kuruydu, o et kuruydu. Bana öyle geldi. Ben et hiç kuru da pişirmedim. Çok pişmişti. Bak. Hem kuru diyorsunuz hem çok pişmiş. Ben gerektiği patates gibi... Patates pürenizi gerektiği beğenmedim. Gerektiği gibi pişirdim ben o eti. Patates pürenizi de beğenmedim. Eti konuşalım mı biraz? Yani et konusunda siz zaten çok pişmiş seviyorum dediniz. Ama evet. Çok kuru yani. Et seçimi... Valla etimiz de kuru sıkıntı. Değildi. Hiç yorum yaparken ağzından kuru lafını duydun mu sen? Et kuru lafı duymadım Kadir Bey ben. Söyledim zaten. Çok güzel de pişmiş söyledim. Lezzeti dedi bana. Yani ben masada bunu duydum. Sen böyle lezzeti seviyorum dedin ben. Eti. Lezzeti dedin mi? Yani yani lezzetli demedim ki zaten. Ha lezzeti demedim diyorsun. Çok pişmiş diyorsun. Dedim. Zaten ben çiğ et sevmiyorum dedim. Evet çiğ sevmiyorum. Demek ki damak ya zevkinize göre yapmışım yani. Puanım bu. Peki bu puanı vermende bir başka bir etki var mı? Hayır. Bu yemeğe mi bu puanı verdin? Evet. Ama sen eti beğendin. Yok ben o kadar zaten beğenmedim. Çok pişmiş. Ama beğendin yok, eti. Yok o kadar beğenmedim. O kadar beğenmedim derken yarım yani, mı beğeniyoruz diye evet, anlamadım ona ben. Ona göre ben değerlendirdim. Zaten düşündüm puanımı sosumu verirken. Sosumu da beğenmediniz. Bu yapılan bir özel bir sosu ve olması gerektiği yaptım ben. Ana yemeğim olması gerektiği gibi yaptım. Ben puanınızdan eminsiniz mi? Yorumlarınız yani. Puanınızın altını dolduruyor mu? O önemli bir sonuç. Sizin eminliğinizden biz de eminiz de. Dolduruyor. Benim yemeğim olması gerektiği nasıl yaptım. Nasıl dolduruyor? Çünkü söylediğim ana yemek zaten yani 2 puanlık bir tabaktır. Masam var size bugün sunduğum kahveler istediğiniz gibi geldi. Hiçbir sunumda eksiklik yoktu. Buna da göz önüne almanızı isterdim Arif Hanım. Ama şimdi kahveyi burayı... Kahvelerde yani bir misafir yani. Ben yemeğinizi değerlendirdim ve... Aynen.
Peki haftanın en şık masası dedin. Zaten masayı dedin. Beğendim. Masasını çift beğendim. Çift servisimi söyledim. Açtım. Evet. Peki söyledim. Ana yemek yarım puanlık bir yemek mi? Evet. Ana yemek yani ana yarım zaten puan. Zaten birini bir sadece etine puan verdim. Patates püresine zaten vermedim. Zaten asıl yemek ana yemek yani et zaten. İşte etine ona sosu. Verdim zaten. Ona verdim. Ama yarım puan verdim diyorsun. İşte yarısını ona masasına verdim. Masasının düzenine verdim. Yarısını etine verdim. Sarmasına verdim. Ete neden yarım puan verdin? Pişmiş mi yani, dedin ki bir saniye. Pişmişliğini sorduk. Evet. Dedi ne dedi? Ben dedi zaten çok pişmiş seviyorum dedi. Ağzından asla kuru şöyle, lafını duymadım bir saniye. Evet, duymadım. Ağzından asla kuru lafını duymadım. Evet. Bak dün 30 kere dedin ki et kuru göğüs eti yiyormuşum gibi dedim. Bu da o et gibi aynı ama kuru demedin. Sosunu dedin ki keskin geliyor dedin ama dedi ki olması gereken keskin. Bu. Yeşim Hanım da keza dedi ki böyle evet, oluyor evet. Dedi. Problem ne burada? Yarım puan verecek. O zaman şöyle yapayım. Bir puan etine verdim. Ama dalga mı geçiyorsun hayır. Sen şimdi? Hadi onu kandıramadım. Dur böyle işte, kandırayım. Şey açıklamasını yapayım. Hayır, etine bir değiştirme. Puan, diğer masa düzenine yarım puan, sarmanıza da yarım puan verdim. Diğer yemeklerinizi kimi kandırdın şimdi bu şekilde? Hayır kandırmadım. Zaten iki puan. Puan aynı. Sadece i̇ki, yorumunu değiştirdin. Puan aynı. Sadece yorumumu değiştirdim. Bu saçma değil mi? Kadın ben bunu kabul etmiyorum. Artık söylüyorum ben yani. Ama o zaman ete bir puan verdim. Yarım puan. Masa düzeninize yarım puan. Kuru demedi. Kendini atıp demedi. Kuru demedi. Ağzından öyle bir şey duymadım. Kayıtları açıp bakalım mı? Kayıda gerek yok. Canlı kaydımızı burada dinliyoruz zaten. Yani hepimiz burada yani. Yani. Tekrar oynatalım burada. Bakın 4-5 kişi. Kadı Bey'le 6 kişi. Benimki de dedim çok pişmiş. Ama sen zaten çok pişmiş seviyorum dedin. Seviyorum dediniz. İşte çok pişmiş dedim zaten. Kanalına doğru söylemedi mi? Çok pişmiş de. Evet. Çok da beğenmişsin demedim. Çok da beğenmişsin. Dur oralara dönme şimdi. Çok da beğendim demedim yani etiniz çok pişmiş yani dedim. Yani puan vermek için çok beğendim demem mi bir gerekiyor? Bir puan etinize verdim. Yarım puan da masa düzeninize hani verdim. Yarım puan da sarmanıza yani. Verdim. Ama ben puanı ama, yani gerçekten tatlınızı hiç beğenemedim. Çorbanız zaten suluydu. Lezzetin? Patates pürenizi beğenmedim. Ama lezzeti güzel dediniz. Çorbamış değerlendirmediniz. Yani güzel ama öyle bir çorba içiyor bak, gibi de değildi diyorsunuz. Yani. Bak lezzeti diyorsunuz ama hiç puan verdim. Yükselenmemişti. Yani, önemli lezzettir. Valla benim puanım 2. Ama ben puan hak etmedim. Yani bana göre ikilik değil. Göre. Yaptığınız yorumları da açıkçası mantıklı vallahi bulmadım. Vallahi Kadir Bey ben 2. Yani size göre ikisi yani. Görüşürüz sonunda. Hadi bakalım. Evet Candan Hanım buyurun çevirin ben puanınızı. İki. Yani Candan Hanım dün yemeklerini gömdünüz 2 puan verdiniz. Bugün o kadar kötü eleştiri yapmadınız ki puan vermediniz. Aynı vermedim. Şeyleri bugün yani ya söylüyorum. Diliniz farklı söylüyor, eliniz anlamıyor. Hayır, yani biraz madem, arada bir iletişim bozukluğu var. Peki Candan'ın Candan'ın puanlarını madem. Çevirmesini istiyorum. Buyurun. Benim puanım. 2 puan da senden geldi. Buyur indirebilirsin. Sen neye puan verdin Candan? Dolmasının içini lezzetli bulduğumu söyledim. Etinin sadece iyi piştiğini ama sosunu beğenmediğimi söyledim. Diğerlerini de beğenmediğimi söyledim. Hasan peki Candan Hanım? Ben zaten bir puan masanıza ve şeyinize verdim. Hadi bir puan masa diyelim. Masa ya, yok. Sunumunuzda kahve sunumunuzda beğendiğimi söylemiştim. Bir puan ikisi masanızda ikisini verdim. Bir puan da dediğim gibi et sadece sosunu beğendim ya. Sadece sarmayı mı beğendiniz? Sarma içerisini beğendim. Etinizin de sadece pişmiş oranını beğendim ama sosunu beğenmedim. Tamam yine tamam. Dengelemiyor. Ama siz dediniz ya dün ben yarım yarım puan veriyorum dediniz ya. Siz dediniz ya ben yarım yarım puan veriyorum. Kahvesini de beğendiniz Candan Hanım. Tamam zaten bir puan bakın, yarım puan dün, dediniz ya. Pardon şunu söyleyeceğim. Ben cümlemi bitirebilir miyim? Pardon. Siz dediniz ya ben yarım yarım verdim diye hani puanları. Ben de yarım yarım. Yarım puan. Evet kahve dediniz. Yarım yarım puan. Daha önce yemediğin bir şeyi beğenmedim diyorsun. Ama bunun ben olması bu şekilde diye bu söylüyoruz. Şekilde ben bunu yani oranı gayet bu şekilde, ama, peynir bu şekilde. Ama, yani olması gereken bu. Yemeğin gerçekten... Şimdi et için ne dedin? Pembe getirseydin o zaman önümüze. Olması gereken bu deseydin. Zeynep ne dedi? Bizim yaşımız çok büyük değil dedi. Biz zaten bunu anlayabilirdik dedi. Evet. Et için olması gerekeni bekliyorsun da sos için olması gereken gelmiş. Onu niye beğenmiyorsun? Ama bana çok baskın geldi. Ama olması gereken, olması gereken o. O yani ben, o. Ben öyle beğenemedim yani ama sos bak olarak. Işte ben, yani ikisini ben bütün yiyince beğenemedim. Arkadaşlar siz sürekli şu tavırdasınız. Ben öyle istemiyorum. Ben ama böyle yemiyorum. Mızıkçı çocuklar ya. Gibisiniz açıkçası. Yani aşk kaç yaşında kadınsınız? Bu saatten sonra kaşıkla peşinizde mi koşalım bunu yiyin? Ama aşk olsun Kadir Bey. Ama tavrınız bu şekilde. Ama ben öyle değilim. Ali ve de aynı şekilde. Ben bana böyle hitap etmeyin. Ben öyle değilim. Lütfen. Ben bu şekilde. Ben bu şekilde. Benim fikrim bu. Ben bu şekilde. Benim fikrim bu demedim bu. Bakın ben bu şekilde yok. Burası sizin zevkinize göre değil. Yemeklerin olması gereken kısmını eleştiriyoruz. Sen nasıl diyorsun ki benim yöremde böyle. O zaman ben sana puan verirken diyeceğim ki ben bunu böyle sevmiyorum. Ne yapacaksın? Ama dün bak ne dediler? Ben bunu Arife için aynısını söylüyorum. Dün eriştenin çorbadan sarktı. Ne dedi Zeynep? Ben böyle davet sofrası da kabul etmiyorum. Sen ne dedin?
Biz yörede böyle yapıyoruz. Ben ne dedim? Bunun olması gerekeni budur. Çorba uzun olur, kısa olmaz. Evet, Yeşim Hanım'ın günündeyiz. Sonunda Yeşim Hanım'ın marifetini evet. göreceğiz sofrada bakalım. Yeşim Hanım'la ilgili düşünceleriniz nedir Zeynep? Ya ben Selvan Hanım gibi ters köşe yapacağını yine düşünüyorum. Çünkü çok sessiz Selvan Hanım gibi. Yorumları çok güzel sadece. Ama şimdi hani Selvan Hanım da şey diyordunuz ya, kopyala yapıştır yapıyor yorumları. Kendi evet. fikri değilmiş Yeşim ama. Yeşim Hanım da o yoktu. Kopyala yapıştır yoktu ama yemeklerde şunu hep dediğini fark ettim. Hani önemli olan hamur açması ya da şey değil, en azından lezzetli olması. O yüzden çok ağır yemek beklemiyorum. Sadece lezzete güvendiğini, kendi el lezzetine güvendiğini düşünüyorum ben. Göreceğiz bakalım. Canan evet. senin düşün. Düşüncen ne Yeşim Hanım hakkında? Cidden bir ters köşe bekliyor musun? Yani dediğim gibi ben çok fazla ağır bir menü beklemiyorum ama kendisinin de hep değindiği lezzet ön planda olduğunu düşündü. Ama ben tabii biraz daha farklı düşünüyorum. Hamaratlık da önemli. Sadece basit, sadece kolay yemek değil de biraz da hamaratlık. Yani bir meşakkat evet, de bekliyorsun. Öyle sadece evet. lezzetli olması evet, yeterli evet, değil. Bence evet, evet. Arif Hanım, senin beklentin ne Yeşim Hanım'dan? Bu hafta o sofradan nasıl bir elektrik aldın Yeşim Hanım'ın yorumlarından? Yeşim Hanım'ı çok böyle sempatik ve sevgi dolu bir bayan olarak öyle bir elektrik aldım. Ondan da bugün teşekkür şık ederim. Ve güzel bir sofra bekliyorum. Hadi teşekkür ederim. Sevgi karın doyurmuyor inşallah lezzetli yemekler. Sen ne düşünüyorsun Selvan abla? Ben Yeşim Hanım'ı karakter olarak çok sevdim. Ondan da kendisi gibi güzel bir sofra bekliyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Evet, geçen evet. gün Yeşim Hanım'la konuştum. Kadir Bey, pardon sözünüzü buyurun. Kesiyorum. Zeynep Hanım, hani kopyala pişirdiniz ya, hala bu görüşünüz devam ediyor mu benim hakkımda? Zaten dün de sizin gününüzdü. O yüzden bir şey demiyorum. Hayır. Şimdi niye ona takıldınız ki? Kadir Bey söyledi, ben demedim. Ben de hani fikrinizi almak istedim sizin. Hayır, artık diyor kendimi sana ispatlayabildim mi yani? İspatlayabildim sana yani? Gerçekten ama ters köşe yaptığınız için evet, ama yorumlarda daha bir dün gördüm sizi. Bir de bugün göreceğim. O yüzden ispatlamadınız daha henüz. Yeşim ablacığım, o gün seni şöyle kısaca bir tanıdık aslında. Daha doğrusu tanıyamadık da olaydan konu konuyu açtı. Sen içinde bir yara vardı, onu döktün bize hafifçe şöyle. Hafif, evet. Hafif. Şimdi seni bir kısaca tanımak istiyorum. Ve bu başına gelen olayı küçük bir detaylarını almak istiyorum. Yani bunu nasıl, en son ne dedi? 40 yaşından sonra motor kullanmaya başladı, küpe evet. takmaya başladı. Evet. Aman hanımlar, adamın iki bardağı varsa birini kırın dedin. Evet, bir biraz tüyo da dikkatli ama, olun dedim. Evet. Tüyo verdin ama hanımlar nasıl anlayacak, sen bunu nasıl anladın? Onları bir kısaca anlatır mısın bize? Şimdi bazı şeyleri yaşamadan olmuyor. Yaşayana kadar ben de böyle bir şey yaşayacağımı asla düşünmemiştim. Dikkatli olmakta fayda var. Siz şimdi severek mi evlendiniz? Biz çocukluk arkadaşıyız. Çocukluk arkadaşısınız. Evet. Biz aynı yerde, aynı sokakta, aynı okulda büyüyerek evlendik. Ela Murat benimden, Yeşim Hanım'ın mutfağından herkese merhabalar efendim. Zorlu bir etabın ardından Yeşim Hanım iddialı menüsüyle bir Arnavut, eski Arnavut gelini olaraktan eski. Bizlere ciğer sarma mı yapacaktık? Ciğer sarma yapacağız. Ciğer sarma evet. yapacağız. Ben bu ciğer sarma şimdi küp küp mü doğranmış, büyük yaprak gibi. Kadir. Sen çok seversin. Aa, bu ne? Bu sarma. Kuzu gömleği. Hmm, iç yağ mı oluyor bu? Hayır, hayır, hayır. Bu kuzunun iç organlarını taşıyan kısmı. He. Yani iç organları... Kese gibi bir şey. Evet, iç organları bunun içinde. Mideden hariç onların bir şeyi daha var. Çok sıkı olan böyle, kurbanda çıkartıyoruz biz. Anladım seni, onun gibi bir şey galiba. Neyse, yağ sonuçta bu, yağ değil mi? Yağ, evet. Yağ. Yağ. Ciğer bu kadar mı? Şimdi bu kadar. Çünkü sebebine gelince... Kız abla bilen yağın içine... Bir dakika, bir saniye. Bu pilavın içine girecek. Yani... He tamam, okey. Ben zannettim siz ciğer dolduracağız. Yok, hayır. Biz o zaman güzel bir ciğerli iç pilav yapacağız. Evet. Tamam. Sonra karının içine doldurup evet. dikeceğiz. Dikme yok. Dikme yok. Kasenin içine bu gömlekleri yayacağız. İçlerini doldurup kapatıp tepsiye dizeceğiz. Peki içler eriyecek mi fırında? Eriyecek. Sadece ciğerler kalacak şeyle, hayır, pilavla. Hayır, pilavla ciğer kalacak, evet. Hadi bakalım, değişik bir tarif. Bu zar gibi olacak. Sakmat at sevenler kaçırmayın bu bölümü. Bu zar gibi olacak, evet. Peki, çorbamız neydi bizim? Düğün çorbası. Düğün çorbası. Ara sıcakta 3 tane şeyim vardı, havuç, evet. kabak, tarator. Havuç, kabak, tarator. Patates topları. Çıtır patates. Bir de soslu patlıcanımız soslu var. Soslu patlıcanımız evet. var. Ara sıcakları güzel seçmişsin. Hem hafifler hem evet. de yoğunlar. Evet. Tatlı olarak da şambali, şambali tatlısı. Şambali var. Şambali herkes tutturamıyor. Şerbeti çekmiyor, irmikler dişe geliyor. Onu da kaynanamdan mı öğrendin? O çünkü evet. göçmen tatlısı. Evet. Peki, o zaman başlıyorum. Başlayalım. Senden ricam, seyircimize güzelce tariflerimizi verelim. Tariflerimizi. Tabii tarifleri vereceğiz şimdi. Onlar heyecanla bir kağıdı kalemi aldılar. Yeşim Hanım tariflerini merak ediyorlar. Tamam. Patatesleri kup 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 kupletelim. Hadi. 3, 2, 1. Başladı süreç. Başladık. Ne
yapıyoruz? Önce... Yani inşallah yarışmacılar o karnımarını beğenirler. Şimdi sakatat yiyor mu yemiyor mu bilmiyoruz onları. Karın çok önemli Kadir. Senin için hayattaki en zor şeylerden bir tane. İşgalberin dışı bu, öyle değil mi İşim Hanım? Evet. Bütün iç organlar içinde. Ama ablam onu lezzetlendirecek. Oraya ne koydun ablam? Düğün çorbası için. Evet. Etini koydun bu, suya. Bu kuzu gerdan. Kemik mi? Bu evet. Arada ablam evden en güvenilir patlamayan düdüklüsünü getirmiş. Bu düdüklünün ünvanı patlamıyor kesinlikle. Evet. Ne özelliği var bunun, bize gösterir misiniz? Şimdi göstereceğim. Lastiği var içinde. Şimdi... Ani. Bu kağıttan dolayı Kadir. Şimdi öyle bir olay olunca kadını otelden attılar. Ay, o duyuldu mu kadını? Tabii canım. Yakmayalım. Evet. Bir şey soracağım. Onlar evlendi mi? Evlendi. Sonra? Bir çocukları oldu. Sonra? Kadın onu boşadı. Aynı yaprak dökümü. Bak. Ferhunde de Şevket'ten önce evliydi. Evliyken Şevket'i buldu. Sonra o da onu işte. Yuva yıkanı yuvası olmaz diye boşuna denemişler. Adalet. Canım abim sen alnının akıyla bugün evet. Ayaktasın. Evet hamdolsun. Ya? Bir yuva yıkıldı diye mutlu olmak nasıl bir duygu? Vallahi ben mutlu olmadım. Ne demek mutlu olmadım? Niye mutlu olmayasın? Aşk olsun mutlu olmadım. Hayır sen niye mutlu olmayasın? Hatta ondan sana acı zannettim alma. Zannettim ki onu da eşim tamam, boşuyor. Dedim ki bari bununla devam. Ama eşinin boşandı. Hayır öyle deme. Bir çocuk şey küçüktü. Eşinin boşanıldığını duyunca bir içinin yağ eridi mi? Nasılmış? Yani insan kadında niye hata var biliyor musun? İnsan der ki evliyken beni bulan benliyken de başkasını bulur. Bir de böyle vatanda sen kalk çocuk yap. Bir şey söyleyeceğim. Biz tanıştık. He. Kadınla mı tanıştınız? Tabii. Bir personel balosunda hanımefendi de oradaydı. Bak kadın yani da biliyor eşi kadın oldu. Bile bile yaptı. Adamın parası var. Yaşı da var. Bu saatten sonra ona kimse bakmaz. Hem parasını yerim, oh rahat ederim. Para bitti. Para bitti, herif de gitti. Aa, daldan dala, daylalara, oğlum gider yaylalara. Yaylası bir serin olur, 40 yaşından sonra adam damat olur. Boşanmaya karar verdiği zaman bize geldi hemen. Aa, ikinci eşiyle boşanma zamanı gene geldi, ayağına yere diyor. Tabii, yani orada bir şeyleri... Götüremeyince. Şey yap... Çocuk bunda kalacak. Adam size gelmeye çalışıyor ki çocuğu da size getirsin. Siz de ona bakın. Benim merhametli Yeşim ablam, onu da bas bağrına. Tabii. Enayilik. İşte. Estağfurullah. Biraz... Bunun altı yanmıyor ya. Kapanmış bunun altı. Kadir ama kaynadı sen ben kapattın. Ben niye karıştırıyorum bunu? Hayır hayır. Kaynadı da kapattın herhalde. Öyle Kadir. Mi? Ben kapattım hatırlamıyorum da o yüzden. Biraz istersen kaynasın. Sen kalk üstünü değiştir ben bunu karıştırayım. Ben de üstümü değiştireyim masaya gidelim tamam. Ondan sonra. Süre bitti zaten. Bitti zaten süremiz. Eşim Hanım ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bak da sizinle birlikte olmak çok zevkliydi. Benim için de öyleydi. Oğlunun başı için doğruyu söylüyor. Lafa bak. Tövbe estağfurullah. Ha, biz de öyle derler ama. Yani umduğunu buldun mu? Allah aşkına ağzından düzgün bir laf çıksın. Şimdi şöyle, gerçekten hepiniz ayrı ayrı güzel. O sıcaklığı buldum cidden yarışma gibi değil değil mi? Değil. Kocaman bir kelebek tutuyorsunuz ama çok güzel. Kocaman kelebeğimiz burada her daim tutuyoruz onu biz. Gidiyoruz hadi üstümüze işleyelim görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bu arada önlükleri makineye atmak yine bana kaldı. Selven abla senden başlayalım. Nasıl buldun ana yemeği beğendin mi? Kadir Bey söylediği gibi çok yağlı olmuş. Hani bu kadar yağlı oluyor. Yani ben bu şekilde içemedim ama ciğer çok seven biriyim. Ciğer sarma ilk defa yiyorum. Ama pilavı biraz lapa görünüyor ama bu şekilde mi oluyor onu da bilmiyorum şimdi. Evet. Lezzetli bir ana yemek yiyor musun şu anda? Baharatı, tadı, tuzu, ya ciğeri. Baharat çok fazla alamadım. İçinde tarçın ya da kimyon bu tür baharatları hepsi koydum var. Ama. Hepsi var. Biraz ama... yetersiz geldi bana. Biraz daha bunları hissetmek isterdim. Çünkü evet. Bu yağlı bir şeyin içine biraz baharat yoğunu belki onu biraz bastırırdı yani. Şimdi gömleklenmemiş pilavı tatsanız daha fazla mesela şok olursunuz. Evet. Yani gömleğe girmeden pilav aşırı lezzetli ve baharatlıydı. Gömlek mi emdi baharatını? Hayır. Şimdi yağ baskın olunca tat gitti tabii. Hani o olan baharat yok şu anda. Siz de mi öyle hissediyorsunuz Yeşim Hanım? Şimdi tabii ki. Bak Yeşim Hanım. Ve ben yaptım. Ondan sonra arkadaşlardan biri tattı. Dedi ki çok güzel olmuş. Ama gömleklenmemiş haliydi. Yani şu an gömleklendiği için baharatı gitti mi diyorsun? Yağ bastırmış. Yağ bastırmış. Yağ peki bastırmış. Davet sofrasına uygun bir ana yemek mi? Tabii davet sofranda yapılır. Peki salatayı nasıl buldun? Salatası güzel. Güzel. Biraz azıcık limonsuz olmuş ama salatası güzel. Yeşilliği güzel yani diri. Ben beğendim Kadir Bey salatasını. Peki Candan Hanım'dan devam edelim. Buyurun Candan Hanımcığım. Ya gerçekten Yeşim onu hiç beğenemedim çünkü gerçekten bakın kupkuru taş gibi. Kıtır kıtır inan ki bakın ağzıma atıyorum bakın taş gibi. Bakın
İçinden hep çıkardım. Taş gibi kupkuru ciğer dedin, hani yumuşacık ağzımıza aldığımızda çiğnenen bir şey olmasın. Canan'ın aslında bana yumuşak da gerçekten geldi. Gerçekten, hayır. Yumuşak da işte, geldi bana. Ama bakın demek ki karışık, hani siz dediniz ya, ben inanın yani yutamadım, yani çiğneyemedim bile. Çok taş gibi olmuş içi. Yeşim Hanım, sizi çok seviyorum ama maalesef üzülerek puanım 2. Teşekkür ederim. İndirebilirsiniz Arif Hanımcığım. Serven abla ne diyorsun? Sana da dün 2 verdi, bugün de 2 verdi. Senin yemeğini mi daha çok beğendi, bugünkü yemeklerimi daha çok beğendi? Vallahi önce ana yemeğime şunu dedi Arif Hanım, tam et damak zevkime göre dedi. Ondan sonra eti kurumuş dedi, yorum yaptıktan şey, puanlamadan sonra da. Ben anlamadım yani. Yediği anla verdiği puan ay evet, örtüşmedi yani söylemle eylemi. Bir yani bu masadaki yorumlara, kendi masadaki yorumlara bir tutuyor musun? Bir yarım puan daha verirdim dedim ama bir yarım puan daha hakkım olsaydı bir 2,5 verirdim. Yarım ama puan daha değil, senin 3 puan daha hakkım vardı zaten dün. Hayır hayır. Yok 3 puan değil, i̇ki yani 2'nin yanına 1,5 ekleseydim olurdu. Öyle de puan derdi olmadığı Arif için. Arif Hanım, ete kurumuş dediniz, sonra tam damak zevkime göre dediniz. Kadir Bey yeni format getirin, buçuklarda serbest olsun evet. Toplarsınız evet. Buyur sen çevir Selven ablacığım. Benim puanım 2 Yeşim Hanım'a. İndirebilirsin. Yeşim abla. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorsun. Peki. Zeynep Hanım. Ben de üzülerek 2 vermek istedim. Teşekkür ederim. 2 puandan. Aynen. Zeynep'ten geldi. Evet, son puan Candan'dan. Gerçekten ben de üzülerek. Gerçekten yani ben size inanın yani bu hayır, puanı vermek istemezdim. Hayır hayır, niye üzülüyorsunuz? Ama olsun üzülecek yani bir şey olsun. Yok. Hani çünkü hepimiz bir emek veriyoruz yani. Tamam evet. Tamam. Hani böyle kazalar olunca da insan çok üzülüyor. Hayır evet. Ben sadece evet, üzücü yorumlara karşıyım. Ben sizi üzecek bir yorum yaptığımı düşünmüyorum. İnanın sadece tamam, o tabağınız var. Zaten bu, evet, bu sizin yapınızda var Candan Hanım. Ama ben sizi... Hani ben kişiselleştirmiyorum. Ama siz değiştiriyorsunuz. Sebebine gelince siz herkes aynı şekilde ama davrandınız. Ama ben doğru yorum yaptığımı düşünüyorum. Peki. Ve öyle de yani. Tamam. Öyle de zaten oluyor. Evet. Toplamda 8 puana ulaştı Yeşim Hanım. Evet. Yeşim ablacığım ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Çorbanın kıvamı biraz suluydu. Yani evet, ona biraz un katman gerekiyordu. Çünkü bayağı duruydu çorba. Ara sıcağı geldiğimizde ise sarımsak çok yoğun oldu ve lezzetlerin önüne geçmişti. Oysaki patates topun aslında mutfakta baktığımda tadına gayet güzeldi ama sarımsak ara sıcak için çok yoğun ve baskındı. Ana yemeğe geldiğimde ise bana gelen tabaktaki ciğerler aşırı kurumuştu. Hani mutfakta evet, pilavda yediğim ciğer değildi. Değildi. Keşke fırın pişti ya. Piştikten evet, sonra folyoya sarıp biraz bekleseydim fırında. En evet, azından hem sıcaklığını muhafaza ederdim hem de kurumazdı. Evet. Çünkü çok kuruydu ve herkesten tak kurtukur leblebi yer gibi sesler duydum. Ama tatlına gelince bayıldım. Çok teşekkür güzel olmuştu. Ederim. Masan çok şık ve özenli bir masaydı. Ederim. Yani masaları çok fazla göz önünde bulundurmuyorsunuz ama Selven Hanım'dan sonra şık masalardan bir tanesi senindi. Teşekkür ederim. Her şeyin tamdı. Çiçeğin çok uyumluydu. Ben masayı çok beğendim. Yani kendi şıklığını, zarifliğini masaya da yansıtmıştı. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Şimdi ne dedik o gün? Ben dedin el açma böreği tavada pişiriyorum dedin. Evet. Bir şaşırdık ama değil mi? Evet. Nasıl oldu? Evet. Ay, ama yapıyorum canım. Yapmasam evet, niye evet, söyleyeyim evet, dedi. Evet. Ahan da tüp. Ahan da un. Arife, hadi görelim Bursa seni. Bursa de buradasın. Teşekkür ben ederim. Ben bu arada çay koydum. Bugün kahve yok. Şöyle böreğin yanında güzel bir çay içeriz. İçeriz güzel olur. Nasıl istersen. Hamur mu açacağım? Hamuru güzel yoğur. Bezelerini tut. Gerisi sen de tavada nasıl pişiriyorsun bize göster. Hem o arada sohbet edip Arif Hanım'ı tanıyalım. Aynen. Ellerim temiz ama yanlış tamam, anlamayın. Yüzüklerimi de çıkartırsın. Suyumuz da burada. Sürprizi evet, nasıl buldun Arif abla? Şaşırdım ama biraz da bekliyordum. Çünkü biraz çok orada masada konuşuldu ya. Tavada börek olmaz mı olmaz diye. Ama ben olur dedim yani iddialıyım. Biz de dedik çünkü ki Arif Hanım iddiasını göstersin de bari o da rahatlasın en azından. Havada kalmasın. Kadir Bey beni hamurla falan korkutamazsınız. Ay, estağfurullah canım. Sen midelisin. Sen hamurdan undan korkar mısın? Yani senin karşında kim var? Çocukluğu hamur aşmayla geçmiş. Biz hamurlarına, biz oyuncak hamurundan değil Kadir Bey. Biz bu gerçek hamurlarından büyüdük. Bu arada beş şerbeti için 5 bardak şeker koydum Kadir Bey. 5 bardak şeker. Evet evet biraz yoğun olsun tatlısı ki hemen koyulaşsın. 5 bardak da su. 5 bardak da su. 4. 1 litre. Kabamı karıştırma. 4.
45 oldu. Bunu da oradaki tüpe koyabilir miyiz Kadir Bey? Koyuyoruz. Evet, orada elimin altından gitsin. Şimdi bamyamı da haşlamak için suyumu koydum ocağa. Evet, Konya'ya özgü bir çorba ama biz Anadolu'da da çok çorba olarak da şey olarak da tüketiliyor. Ana yemek olarak da tüketiliyor. Ne yapacağız şimdi? Bunları böyle ovalayacağım, tüyleri gitsin ki hani şey olmasın, böyle içinde tüyleri olmasın. Saplarını diye. Saplarını alıyoruz peki? Saplarını zaten ona takarken alıyorlar Kadir Bey, ipe dizerken. Bunlar zaten çiçek bamya olduğu için çok öyle şey bir bamya değil yani. Bunlar çok özel bamyalar. Öyle kolay her yerde bulunmaz. Çok nadir bulunan bamya. Konya'da çok, bu da çok pahalı bu arada. Evet, evet, yani neredeyse altınla yarışıyor gramı. Kilosu 1500 lira maalesef. Evet, kilosu 1500 lira. Ne çok mu az üretiliyor ki bu bamya? Çok zahmetli bir şey Kadir Bey. Yani gerçekten çok zahmetli bunu toplaması, dizmesi, kurutması. Yani o yüzden zahmeti çok olduğu için. Toplaması tamam da kurutması çok zahmetli zaten Konya'nın sıcağında. İpe dizmesi ama boncuk dizer gibi ipe diziyorsun Kadir Bey. Zaten bakın tesbih boncuğu gibi yani. İpiyle mi haşlayacağız? Evet Kadir Bey, ipiyle haşlayacağız. Bunları şöyle koyacağım. Şimdi bu tüylerini onları şey, bir de hem bakacağız işte içinde tüy bir şey var mı? Bunu sıcak suyla bir şöyle yıkayacağım. Bir subay geçsin. Aynen. Tozu pisliği gitsin. Tortusu mortusu kalmasın. Tüleyi şu anda durduruyorum müsaadenizle. Ben size az önce Miami'de dostlarım var dedim değil mi? Evet. Bize kârı ne? Arkadaşlarım şu anda Miami'de kızınıza ulaştılar Arife Hanım. Ama beni ağlatacaksınız şimdi ya. Merhabalar anneciğim. Sen şu anda yemeklerini yetiştirmeye çalışıyorken ben de senin heyecanına biraz da olsa ortak olabilmek adına senin kadar güzel olmasa da bir o kadar güzel çiçeklerle sana destek olmak istedim ve bu videoyu hazırladım. Eminim sen şu anda zaten elinden geleni yapıyorsundur. O lezzetli yemeklerini tüm yarışmacıların yiyecek olması beni şu anda birazcık kıskandırıyor. Çünkü ben bir yıldır senin o lezzetli yemeklerini yiyemiyorum. Ve bu beni birazcık üzüyor açıkçası. İlk defa Amerika'da olman beni birazcık üzdü. Senin yanında olamayıp sana destek olamadığım için. Bu yüzden de sana bu şekilde destek olmak istedim açıkçası. Biliyorsun ki zaten benim hayallerimden bir tanesi burada restoran açmak. Ve sen o yarışmayı kazanıp geleceksin ve burada seninle restoran açacağız anneciğim. Bu yüzden bu yarışmayı kazanmalısın. Senin her zaman arkandayım. Seni her zaman destekliyorum. Amerika'ya gelmemdeki en büyük destekçim sen oldun. Olduğun için de sana çok teşekkür ederim. Bana her zaman anneden çok bir abla, bir kardeş, bir sırdaş olduğun için de çok teşekkür ediyorum. Her zaman benim bir ablam oldun ve en yakın arkadaşım oldun. Ve seni her koşulda destekliyorum. Senin beni desteklediğin gibi. Bu yarışmaya çıkarak gerçekten çok büyük bir cesaret gösterdin. Herkesin evde oturup yorum yapmasıyla senin oraya çıkman arasında gerçekten çok fark var. Ve sen bunu başardın. Oraya çıkarak çok büyük bir cesaret gösterdin. Ve gerçekten seni takdir maşallah ediyorum. Kızla ve seni tebrik ediyorum anneciğim. Seviyorum. Sen zoru başardın. Bu yarışmayı hazırlayan Kadir Ezil diye ve Fox TV ekibine sana bu fırsatı verdikleri için de çok... Bu kadar yeter. Ben videoyu size gönderirim. Seni Allah kıy. Ben girdim ya araya, hemen kesti. Bakın kızınız ta Amerika'dan göndermiş bu çiçeği. Çok teşekkür ederim kadın. Ama var ya, sudan ucuz gelmiş. Ekmek alır gibi almıştım. Tabii onun için çerez parası. Vallahi çok sevindim. Kız, hiç beklemiyordum gerçekten yani. Yalnız hemen mikrofon da bulunup yakasına takılmış. Tabii Kadir. Hem çok güzel de bir not yazmış Kevser Hanım annesine. Bu orkideler kadar zarif karakterinle... Değil mi? Rengarenk kişiliğinle yarışmaya renk katacağına hiç şüphem yok. Yanında olup heyecanına ortak olamadığım için şu anda Miami'de bacaklarımı suya sokmuş durumdayım. Denizin tuzuyla. Şaka bir yana, kızınız hakikaten çok seviyor sizi Arife Hanım. Teşekkür ederim. Ben de onu çok seviyorum. Bir yıldır görüşemiyoruz. Yanımda yok ama şu anda onu çok özledim. Geleceği için orada ama biz ileride inşallah yine beraber olacağız. Çiçeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Ben onu her zaman destekledim. Şimdi o da beni desteklemek istemiş. Öpüyorum onu. Peki yavrunuzun sizden bu kadar uzakta olması nasıl bir şey Arife Hanım? Çok kötü bir şey. İnsan istediğinde onu yanında görememek. Dese senin oğlan dese ki ben Amerika'ya gideceğim, göndermez misin? Oğlan gidebilir de ben kızımı gönderemem Kadir. Niye göndermiyorsun? Ayrılamam diye mi yoksa? Zor gelir bana. Sana zor gelir. Ölüm olsun ama ayrılık olmasın diye boşuna dememişler. Mesela çocuğun başına orada bir şey gelse bana söylemesinler. Gidemezsem içim yer burada benim. Ya arkadaşları var tabii orada. Onun da tabii arkadaş... canım, çevresi vardır ama şimdi öyle bir haberi alsan gidememek çok zor bir şey. Tabii ki öyle düşününce. O yüzden çok çok her şeyi sana söylemesinler oradan. Ana yüreği dert edersin kendine. Yalnız pazı sarmalarını çok kalın sarıyorsun Kadir. İçi pişmeyecek. Sen şimdi Amerika'dan sonra gelme benim. Kız Kübra, Allah'ın kesiyor adını verdim. Görüyorum, evet. Ben yapayım yorumu Kadir Bey. Öncelikle... şey soracağım. İçindeki
Garnitürü hazır mı değil mi? Çünkü hazıra benziyor. Evet, haşlanmış hazır. Haşlanmış değil. Ben bunu sizin kendinizin emek vererek haşlamanızı isterim. O kadar isterim. Yemeğin içinde bunu da ben haşlasam. Çünkü bazen ana yemekse bunu evet. Tek tek emek elinizden haşlamanızı isterdim. Tek tek onları doğrasaydım, çünkü haşlasaydım, garnitür kullan. Bir tek onu kullandım hazır. Pilavınıza gelince ben salçalı evet. İlk defa yedim mercimekli pilavı. Biz yürü olarak yapmadınız değil mi pilavı? Yani Hayır, normal kendi yorumum yani ben bu şekilde. Bir davet sofrasında mercimekli bulgur pilavı çok onun yanına yakışma pirinç pilavı beklerdim sizden. Her gün pirinç pilavı yedik. Sizinki pirinç pilavınız davet sofrasına uymuş bazen da. Bazen su kaldırı kaldırmaz da polo şey o riski herhalde almamak için de bulgur biraz daha kolay. Bu da güzel o mercimeklerin pişmemesi de güzel. İçinde mercimeklerin diri kalması. Biraz daha bakın. Hiç kıtır kıtır geliyor mu ağzınıza mercimek? Çiğ demiyorum bakın dinleyin bizi. Hepsi aynı oranda haşlanmış. Arif Hanım dinlemiyorsunuz ki. Hemen hayır diyorsunuz. Bak anlatıyorum ben hayır diyorsunuz. Evet. Biraz daha pilavınızın biraz daha su konmasını isterdim. Biraz da yağ. Bir de şeyiniz bana çok acı geldi. Köfteniz. Çok acısını çok fazla aldım. İyi. Yaktı mı ağzını? Biraz ağzımı yaktı Kadir Bey. Biraz acısını fazla aldım. Peki salatayı nasıl buldun? Salatası güzel. Elinize emeğinize sağlık. Sizin arka şehriniz pilava uyuyor. Candan Hanım'a gelmek istiyorum. Candan Hanım. Ben de Kadir Bey ana yemeğinin acısı biraz fazla. İçindeki garnitürünün de hazır olmasını istemezdim. Çünkü kendisi bunu hazırlaması gerekiyordu. Peki menü olarak buna vakit ayırabileceği bir menü müydü? Tabii ki. Bence de. Kadir Bey ben bütün menülerimde hiçbir tane hazır bir şey kullanmadım. Peki beğenmedin mi? Beğenmedim. Evet, hiç bir beğenmedim. Tane garnitür pilavına gelince bulgurlar o kadar şey ki... diri kıtır ki, kıtır evet, mı geldi? Diri diri. Kıtır gerçekten. Kıtır geldi. Kıtır demeyeyim ama çok diri. Yemediniz. Çok diri. Gerçekten çok diri. Cidden. Yani o yüzden ben o içindeki o mercimeklerin yani pişme oranı. Hazır koymakta yani bir maharetler de görülüyor. Biraz yağ sever. Ben göremedim bir maharet. Bakın bu mercimekler içinde güzel haşlanmasa sert sert gelir. Bakın ikisiyle birlikte çok ne güzel uyum sağlamış. Bir. Ben çünkü hiçbir şey evet. Siz bunu ikinci kez yapıyorsunuz farkında yok, mısınız? Ne yapıyorum? Siz yapıyorsunuz ya. Siz bunu ikinci kez yapıyorsunuz. Kadir Bey'in ısrarına nazaran siz dediniz ki ben Kadir Bey ben yarım kabul puan etmiyorum. Veriyorum. Değiştirebilir mi hayır, puanını? Ben, hayır. Ben, o gün değiştirdiniz Bey, bugün de değiştirmek istiyorsunuz Kadir Bey. Hayır ben kabul etmiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? 5 puan kasıtlı oluyordu. 4 puan neden kasıtlı oluyor? Ben de çok merak ettim. Kabul etmiyorum. Arkadaşlar bir saniye. Kabul etmiyorum. Hanımefendi zaten yediklerini yorumladı. Yemekleri beğendi. Ben beğendim dedi. Beğenmediği bir şeye puan vermedi şu anda. Şundan bahsediyorum. 5 puan verseydi okey. 4 puan verdi. Yaptığı yorumlarda da zaten beğendiğini söyledi. Ondan bahsediyorum ben. Tamam siz uyardınız zaten. Tabii ki beğenecek ki yorumun altına dolduracak bir puan verebilmesi için de. Hayır şu an bize abes gelen... Ama ben Candan Hanım'ın yüzünden kasıtlı yapıldığını düşünüyorum ben. O gün değiştirdiniz. Bugün de değiştirmenizi istiyorum. Şu anda menümü yetiştirdin mi? Bakın yetiştirdim mi? Yetiştirdim. Masamı kurdum mu? Kurdum. Eksik ben de menü çıkarttım ben de mı? Kurdum. Sen o gün dedin ki ısrarla eksik menü getirdin mi? Getirmedim. Ben getirdim. Çorbamı çıkarttım, arası camı çıkarttım, ana yemeği çıkarttım, salatamı getirdim, tatlımı getirdim. Benim her şey olmuştu. Benim mantımın soğukluğu dışında. Evet, senin eksiklerim vardı. Hayır Kadir Bey değiştirebilir miyim? Hayır, değiştireceğim. Kadir Bey ben zaten yorumlarını yaptım zaten. Hayır, kabul etmiyorum. O gün değiştirdiniz, bugün de değiştireceksiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Ama çok hayır, bir masa. Değilim. Hayır, şu an çok hayır, haksız bir masa. Evet. O gün değiştirdiniz, bugün de değiştirdiniz. Haksızlık mı? Ne demek haksızlık mı? Haksızlık mı? Kabul etmediniz, bugün değiştireceksiniz. Neşim Hanım, sizden gerçekten beklemiyordum. Masası kuruluydu, eksiği yoktu, menüsü kaldı. Kabul etmiyorum. Sevgili seyirciler. Masada hiç kimse birbirinden memnun değil. Haftanın başından beri sürekli şikayetçiler. Büyük finale gidiyoruz. Haydi buyurun, ben bu durumu biraz düşüreceğim. Arif Hanım, eleştiriyi kabul etmeniz biliyordum. Bu kadarını beklemiyordum. İnan Marat benim de beklenen anla karşınızdayız sevgili seyirciler. Haftanın başından beri herkes bugün için uğraştı. 20.000 TL için, büyük ödül için. Evet son dakika finalde bayağı gerginlik yaşadık. İstediğimiz gibi bitmedi final maalesef ki. Yani haftanın başından beri evet arada gerginlikler oluyor. Bugün bayağı bayağı gerildik. Evet. Hiç kimse de verdiği puanlardan memnun değildi. Hiç kimse birbirinden adalet görmediğini söylüyor. Bu konuda hemfikir miyiz? Evet. Puanları da siz birbirinize verdiniz aslında. Ama bir hafta kimse boyunca... Size... Evet. Buyur. Bir hafta boyunca Canan Hanım'dan zaten birinden ikiden başka puan göremedik. Sizden de ikiden başka göremedik. Ben de en azından senin gününde bir üç puan görmüştüm. Tamam niye işte. Onu görmüyorum ama işte o zaman? Siz
demek ki benim yoğurmam hani el şeyim var ya, demek ki siz onu düşünürüz ama sizde hiçbir şey yoktu. Evet. Yeşil mercimekli bulgur pilavı, onu çok açtınız. Neyse başa dönmek. Son dakika açıklamamı yapıyorum. Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de Kadir Ezildi olarak puanları iptal etmiyorum. Neden? Çünkü haftanın başından beri ben uyarılarımı zaten yaptım. Evet. Yaşçı olarak hepiniz benden büyüksünüz. Adaleti benim sizden öğrenmem gerekiyor. Eğer bir şikayetiniz varsa bunu birbirinize dile getirin. Çünkü haftanın başından beri ben her şekilde yorumlarınızı aldım. Altını doldurabiliyor musunuz diye sordum. Herkes ben puanımdan eminim, eve gidince başımı yastığa rahat koyuyorum dedi. Evet, ben bir hafta sizin çenenizi çektim açıkçası. Şimdi hazırsanız 20.000 TL'ye veda eden ama sürpriz hediyeyi kazanan yarışmacıyı açıklıyorum. Evet. Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de toplamda 12 puan alarak Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de sürpriz hediyeyi kazanan ilk yarışmacımız. Bu arada sürpriz hediyemiz şöyle güzel küçük bir ütümüz. Evde bol bol ütülersiniz. Bu hafta nasıl benim başımı ütülediniz? Her evin ihtiyacı. Aynen öyle. Evet, toplamda 12 puanla sürpriz hediyenin yani ütünün ilk sahibi Yeşim Hanım oluyor efendim. Alkışlarla şöyle verelim. Güle güle kullansın. Sağ olun. Ellerine kollarına sağlık Yeşim ablacığım. Teşekkür ederim. Yeşim abla, arkadaşlarından 8 puan aldın. Benden temizlik etabından 2 puan aldın. Oo. Evet, 2 puan aldın. Evet. İnanamıyorum. Yemekten 2 puan aldın. Toplamda 12 puan ulaştın. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Her şey için ben teşekkür ederim. Haftamıza renk kattın. Teşekkür ederim. Evet, bir ütüm daha var. Bakalım o kime gidecek? Toplamda 14 puan alarak Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de 14 puan da bu arada düşük bir puan değil. Evet. Toplamda 14 puan alarak Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de ütünün yani sürpriz hediyenin bir diğer sahibi Candan Hanım oluyor efendim alkışlarla. Candancığım şöyle verelim. Evet Candan, ne hissediyorsun? Çok şaşkınım. Gerçekten ben buraya hamaratlığımı gösterdiğimi düşünüyorum. Çünkü hamaratlık, lezzet önemli ama ben burada gerçekten hiçbir harzur ürün kullanmadan başardığımı düşünüyorum. Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Candancığım, arkadaşlarından 9 puan aldın. Temizlik etabı için benden 3 puan aldın. Etapta elinden geleni yaptın sen de. Yemek için maalesef ki benden 2 puan aldın ve toplamda 14 puana ulaştın. 2 puan verdin. Evet, yemek için maalesef ki benden 2 puan aldın. Yani herkes kendince yemeğinin tabii ki iyi olduğunu düşünüyor. Arkasında duruyor ama yemeklerde eksiklikler oluyor maalesef. Oluyor, evet. O an ev sahibi psikolojisi, siz bunları göremeseniz de maalesef ki zaten kendi gününüze de eksiklerinize tabii saygı. Tabii ki. Eline koluna sağlık. Normal günde tabii ki de hamaratsındır. Ellerine kollarına sağlık her şey için ama bu bir yarışma. 2 saatlik sürede evde olduğu gibi olmuyor bazı şeyler. Yani normal günde yarışmayı kesinlikle kıyaslamayın. Tabii ki. Evet, şimdi sıra geldi çeyrek altına. Hadi bakalım. Çeyrek altının sahibi Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de çeyrek altını almaya hak kazanan yarışmacımız toplamda 15 puanla çeyrek altın bu hafta çeyrek altın toplamda 15 puanla çeyrek altın Zeynep Hanım'ın yakasına gidiyor alkışlarla. Şöyle iliştireyim. Çok özür dilerim. Göremiyorum burada. Teşekkürler. Güle güle kullar. Zeynep'ciğim ellerine sağlık. Zeynep, arkadaşlarından 10 puan aldın. Hı-hı. Benden etap için 2 puan aldın. Yemeklerin için 3 puan aldın. Toplamda 15 puana ulaştın. Ellerine kollarına sağlık diyorum her şey için. Evet. Son 2. Selvan ve Arife. İnşallah Selvan olur. Bunu hadi kalpten bak istiyorum gerçekten. Kısmet kimisi ona gidecek. Hak eden alsın. İş yok. Selvan Hanım alsın. Selvan Hanım hak etti çünkü. Hak eden alsın. Herkesin siz belirlemiyorsunuz ama. Herkesin gönlünde tabii ki de bir birinci yatıyordur ama bakalım madalya ve 20.000 TL kime gidecek? Benim mi? Güle güle kullan. Saklarım ama gerçekten. 20.000 TL'nin sahibi Kadir Ezildi ile Enam Aratmen'im de bu haftanın birincisi. Hep birlikte sayalım mı? Hadi sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Selvan Hanım oluyor efendim. Tebrik ediyoruz Selvan Hanım. Gözlerin doldu, kurban olurum. Güle güle harcayın. Çok güle güle harcayın. Ekibinize, size gerçekten çok memnun kaldım.
Yani gerçekten derler yani para ihtiyacım yok, gerçekten ihtiyacım vardı. Ben bunu içinde geldim. Ama ekibinize de çalışmak, eylemek benim çok hoşuma gitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sen başvururken şu anı hayal ettin mi? Ettim Kadir Bey. İnanarak da geldim. Kendime de güvendim. Eşin de sana güvendi. Evet, hep güvenerek gönderdiler. Abinin ismi neydi? Buradan seslen abiye. Eşime buradan çok teşekkür ediyorum bana güvendikleri için. Buradan kız kardeşime, kızıma bana desteklerinden dolayı beni seven tüm arkadaşlarıma çok selam ve sevgiler gönderiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.